Evet, mutlu bir akşam diliyorum. 30 Kasım'ı gösteriyor takvim yaprakları. İstiklal saati 21.06. Süper Lig yolunda bir kez daha birlikteyiz. Kasım ayının son birlikteliği bu akşam itibariyle. Önümüzdeki hafta artık aralığın, yeni bir ayın bizlerle olacağı bir süreç olacak. 11. haftanın konuşulacağı gece, 11. haftanın maçları, 12. haftanın da öncesi konuşulacak. Bu akşam itibariyle birbirinden önemli telefon bağlantının olduğu bir süreç. Görünüşte bugün adına ayrılık da oldu, onu belirtelim. Sonuçlar geldi, hemen paylaşayım sizlerle. 11. haftada alınan sonuçlarda Esentepe 2, İncirli 0, Yeniboğaziçi 2, Maraş 0, Bostancı Bağcıl 0, Gençler Birliği 0, Çanakkale 3, Görnes 0, Gençlik Gücü 2, Mor Menekşe 1. Cumartesi oynanan maçların sonuçlarıydı. Pazar günü oynanan 3 karşılaşmada ise Sefece 4, Yol 1, Düzkaya 1, Karşıyaka 3, Yalova 0 ve Miracle Değirmenlik 0, Çetinkaya 3 şeklinde 11. hafta tamamlandı. Alınan bu sonuçların ardından puan durumuna baktığımızda ligin zirvesinde Gençler Birliği var 25 puanla. Çetinkaya zirve yolunda birebir rakibi Değirmenliği mağlup ederek bu hafta ikincilik koltuğunun sahibi oldu, puanı 24. Karşıyaka geçen haftaki Düzkaya mağlubiyetinin üzerinden kısa sürede attı. Bu hafta itibariyle içeride Yalova 3-0 mağlup ederek 23 puanla üçüncülük koltuğuna yerleşti. Ligde 22 puanlı iki takım var. Sefece 4, Yol 4. Miracle Değirmenlik ise 5. sırada. Gençlik Gücü'nün son haftalardaki çıkışı bu hafta itibariyle devam etti. Çaynapazar Gençlik Gücü 6. sırada, puanı 20. 7. sırada Yeniboğaziçi var, puanı 17. Ligde 14 puanlı iki takım var. 8. Esentepe, 9. Mor Menekşe takımları. 12 puanlı iki takımdan 10. Yalova, 11. İncirli, 12. Düzkaya ile 13. Maraş'ın 11'er puanı var. 14. sırada Bostancı Bağcılar, puanı 9. 15. Çanakkale'nin puanı 8. Ligin dibinde ise Görneş var, puanı 1. 12. hafta ne var? Hemen baktığımız 12. haftaya cumartesi 4, pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. Cumartesi Yalova Sefece 4, Yol, Mor Menekşe Miracle Değirmenlik, Gençler Birliği Karşıyaka, Maraş Esentepe maçları var. Pazar günü ise Çetinkaya Yeniboğaziçi, Düzkaya Çanakkale, Görneç Çaynapazar Gençlik Gücü ve İncirli Bostancı Bağcıl maçları var. Teşekkür edeyim Salih Borucu, içerideki tüm ekibe de şimdiden kolay gelsin diyorum. Hepsinizin eline emeğine sağlık. Görneç'te bir ayrılık oldu. Genç teknik adam Hamdi Ötçü ile yolların ayrıldığını gün içinde, onu da belirtelim. Çok değerli bir ismi davet ettik bu akşam. Karşıyaka'nın başarılı teknik adamı Afyon Girgen bir stüdyo konuğumuz. Sevgili Can İpcioğlu ile birlikte, Afyon Hoca ile birlikte keyifli bir iki saat bizleri bekliyor. Telefon bağlantıları olacak. Gençler bir teknik patronu Salih İnce ile birlikte Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan bu akşam telefon bağlantıları programa katkı koyacaklar. Afyon Hoca ile başlayalım. Hocam hoş geldin. Yoğun tempomun içinde kırmadın, zamanını ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk öncelikle size, Sayın Hocama. Teşekkür ederim. Burada olmak benim için bir fedakarlık değil, keyif. Evet. Teşekkürler hocam. Hoş geldin. Afyon Hoca'yı gördün herhalde. Sevindin. Uzun süre oldu Afyon Hoca'yı görmeyeli. Evet, uzun süre oldu. Karşıyaka'nın başına geçtikten sonra da takip ediyoruz. Dolayısıyla onu görmek ayrı bir keyif. Teşekkür ediyorum Beyza'da sana. Hocam başlayalım hemen Karşıyaka'dan kısaca. Keyifli bir süreç, keyifli bir yolculuk. Takımın başına geldiğin günden beri özlemini, aşkını, tutkunu hem senin hem Karşıyaka camiasının hep ön planda tuttun. Kaliteli oyuncu grubunu hep ön planda tuttun. Bu takımın iyi noktaya geleceğinin hep ışığını verdin, hep sinyalini verdin. Günün sonunda da çok iyi bir serinin içinde, çok iyi bir sürecin içinde olan bir Karşıyaka takımı. Zirveye sadece 2 puan geridesiniz. Zorluk derecesi yüksek maçlarla da açıkçası son düzlükte artık devrenin sonuna girilirken artık baş başa kalacaksınız. Bakış açın değerlendirmen hocam, geride kalan 11 haftada Afyon Girgen neler söylemek ister? Tabii öncelikle her maç zor. Yani bu Gençler Birliği, Çetinkaya son iki kalanlar ama İncirli, aradan Maraş maçları da deplasmanda aynı önemli derecede bizim için zorlukta. Neticede 3'er puanlı maçlardır. Ve bu ligde kolay maç yok. Şimdi geldiğimiz günden başladığımızda ben öncelikle bu hayatta tanıyabileceğim en iyi insanlardan biri olan Sayın Başkanım Ahmet Düzdaban, evet, başkanımla yola çıktım. Kendisi bana büyük güven duydu, büyük destek verdi, veriyor.
kendisine ve yönetim kuruluna başlarken teşekkür ederim. Futbolcularıma onlar da büyük özveri vererek ilk günden belli bana büyük saygı duyarak beni her söylediğimi yapmaya çalışarak bana güvendiklerini sürekli bunu göstererek bana önemli destek verdiler. Bunun yanında bize çalışmak orada hem hocalık hem abilik yapmak önemli. Onu yerine getirdik. Çok şükür bugüne kadar da puansal başarıdan çok oyun olarak gösterdiğimiz başarı beni çok mutlu ediyor. Bundan inanın daha mutluyum. Bu haftaki oyunu inanılmaz ben de beğendim hocam. Çok keyifli ve tempolu bir maç oynadınız bu hafta. Evet, yani şey olarak düşündüğünüzde genel oyuna baktığımızda biz hep işte 70 dakika iyi oynadığımızda, 80 dakika iyi oynadığımızda aslında hiç onu konuşmuyoruz. Hep o 10 dakikayı niçin o kadar kötü oynadığımızı konuşuyoruz. Kazandığımız maçlarda dahil. Hep bunların üstünde kafa yorduk. Çünkü iyi oyun, güzel oyun hep bizim geliştirmeye çalıştığımız şeydir. Oyunu hep güzelleştirmek, geliştirmek için çalışıyoruz. Bunlar olması gerekenler de. Nerede hata yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz? Bu 10-15 dakikalık dönemde niçin bocalıyoruz? Onların üstünde duruyoruz. Yavaş yavaş adım adım da onları düzelteceğiz ama bizim için tekrarla düşeyim. Bu puansal başarıdan çok oyunun keyif vermesi beni daha çok mutlu ediyor. Hocam şunu hep söyledin. Gerek bağlandığın programlarda gerek sosyal medya ya da basına verdiğin demeçlerde kötü tabloyu görmeyeceksiniz dedin bu sene. Gerek saha içi gerek saha dışı. Geçmiş dönemlerde çıkan olaylardan uzak bir Karşıyaka göreceksiniz dediniz. Yendiğinde yenildiğinde rakibin elini sıkacak. Ev sahibi olduğumuz maçlarda gelen takıma en iyi ev sahipliğini göstereceğiniz bir süreci ön planda tuttun bunu. Bugüne kadar da açıkçası başarılı bir tablo var. Güzel görüntüler var. Ama şunu hep hissettim sende. Bu konusunda çok hassas davranıyorsun ve çok ciddi duruyorsun bu konunun üstünde. Şimdi bu benim için ilk Karşıyaka'ya gideceğim zamanlarda Karşıyaka'ya teklif geldiğinde düşündüğüm günlerde benim için en endişe duyduğum konuydu. Yoksa ben işin antrenörlük tarafında ben orada bir fark yaratmaya gidiyordum. Takımı tam olarak doğrudu. Birkaç hazırlık maçını Güvenç'den dolayı bizim futbolcumuz, bizim akrabamdır Güvenç benim. Baldızımın, bacanağımın çocuğu. Evet. Ondan dolayı da izlemeye gittiydim ama tam olarak takımı bilmiyordum. Ben orada dedim bir fark yaratacağım. Antrenörlük olarak bir sıkıntım yok. Benim bütün endişem ulaşabilecek bu olaylar. Ben bunlarda kesinlikle o gün yönetim kuruluna görüşmeye elimize söyledim. Dedim bakın benim tek kırmızı çizgim budur. Her şeye varım. Kulüplerin zorluklarını biliyorum. Bu ligin zorluğunu biliyorum. Nasıl zorluklarla karşılaşacağımı biliyorum. Ben her şeyi göstermeye varım. Sizinle beraber çalışmaya da varım. Hem yönetici olarak hem hoca olarak. Ama bir gün bir takım netice ne olursa olsun eğer bu sahadan geldiği gibi gitmezse ya, ben bu işte yokum. Benim için ben artık 51 yaşındayım. Bu işte bir ömür neredeyse buradayım. Benim için en önemli şey ahlaki değerdir. Ben kesinlikle futbolcularıma söyledim. Ve onlar da buna artık tamamen futbolcu olduklarına inandılar. Beni de bu çok sevindiriyor. Futbolcularım sadece futbol dışı olaylardan değil sadece futboldan keyif aldıklarını bana söylüyorlar ve bunu hissediyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten çok küçük konuşmalardan, küçük prensip dokunuşlarıyla, disiplin dokunuşlarıyla bugünlere geldik. Bundan sonra da ben olsam da olmasam da artık bu düzenin bu futbol takımında bozulacağına inanmıyorum. Şimdi yani kariyer sahibi bir isim Afin Gürgen. Uzun yıllar futbol geçmişi neredeyse Doğan Türk Birliği'nde özdeşleşmiş bir isim ve üst seviye bir futbol oynadı. Karşıyaka Kulüp Başkanı bunun bilinci içerisinde. Zaten bir kulübün başkanlığına geldiğine göre futbolla olan ilgisi de olan bir insandır Sayın Başkan. Zaten futbolcular içlerinde çok iyi tanıdığım ve saygısı, sevgisi her zaman büyük olan futbolcular da var Karşıyaka'da. Tecrübeli anlamında da. Böyle bir hocaya zaten futbolcuların sözünü dinlemesi kadar doğal bir şey olamaz. Çünkü biliyorlar Afin'i. Yani Afin Hoca uzun yıllar bu ülkede futbol oynamış, Doğan Türk Birliği'nde şampiyonluklar kazanmış. Hem futbolcu olarak hem antrenör olarak şampiyon olmuş. Apoleti olan bir teknik adam. Dolayısıyla
futbolcuların Afyon Hoca'nın söylediğinin tam tersini yapacak bir şansları yok. Bilgisine güveniyorlar. Söylediğinin doğru olduğuna inanıyorlar. Ve Afyon Hoca'ya bu anlamda yardımcı oluyorlar. Başarının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. İki tarafta mutlu anladığım kadarıyla, yönetim tarafında Gorsok, üç tarafta mutlu. Bu birliktelikten şu ana kadar. Allah bu güzelliği bozmasın. Dolayısıyla bu başarı tesadüfi bir başarı değildir. Ben inanmıyorum. Hem futbol olarak, yani belki 90 dakika canlı gözle izlemedim Karşıyaka'yı henüz ama izlediğimiz görüntülerde futbol olarak zevk veren bir takım olduklarını gösterdiler. Daha önce de söyledim Afyon Hoca'ya telefon bağlantısında farklı bir galip durumda olmalarına rağmen bir gol daha atmak için çabalayan bir takım görüyoruz. Bu da benim açımdan bir futbol sever olarak beni mutlu ediyor ve Görneş, onlara Görneş maçında yapmıştık o yorumu. Evet. Kazanım, onlara da kazanan Görneş maçında. Onlara da şey yapıyorum. Yani tabii, olumlu bir puan veriyorum. Yani tabii, gerçekten tabii, önemli bir olaydır. Çok ve Görneş ligin sonunda yer alan bir takım. Görneş dediğin için söylüyorum. Çok da gözümsemeden oynadılar. Yani çok güçlü bir rakip varmış gibi karşılarında, futbol sahada kazanılır, masada kazanılmaz zihniyetiyle, bana göre futbolun gerektirdiği güzellikte bir oyunla çok haklı bir galibiyet almışlardı o hafta. Ondan sonra da devam ediyor. Ben şöyle düşündüm. Sen puan durumunu ve sonuçları aktarırken, geçen hafta eğer Karşıyaka kazanmış olsaydı bugün lider olarak çıkabilirdi karşımıza Afyon Hoca. Dolayısıyla çok ufak bir trafik kazası oldu. Ama hemen toparlanması da önemli. Yani bir mağlubiyet sonrasında takımın tekrar toparlanıp 3 puan alması onların ne kadar güçlü bir takım olduklarının en büyük işaretidir diye düşünüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Çünkü değinemedim. Hocam iyi hatırlattığı geçen haftaki Düzkaya maçından sonra ben hiçbir radyo veya televizyona bağlanma şansım olmadığı için Düzkaya'yı kutlayamadım. Haklı bir galibiyet aldı Düzkaya. Evet. Kendilerini, başta Sayın Hocam Hasan Topaoğlu, futbolcularını, hem yönetim kurullarını bize gösterdikleri misafirperlikten dolayı, hakem dörtlüsünü harika bir yönetim gösterdiler. Onları kutlama şansım olmadı. Onları da bu galibiyetlerinden dolayı, benim futbolcularımı da o ağır sahada göstermiş oldular mücadeleden dolayı kutlarım ve teşekkür ederim herkese. Evet. Onu da evet. O zaman maçlara başlayalım. Gecenin ilk karşılaşması, liderin maçı, Bostancı Bağcılık Gençler Birliği maçı, Doğancı Emek Stadı'nda oynanan bir karşılaşmaydı. 0-0'lık eşitlik ya da bir başka deyişle haftanın tek golsüz karşılaşmasıydı Bostancı Bağcılık Gençler Birliği maçı. İki takım golün çıkmadığı gün hanesine birer puanı yazdırdı. Bostancı Bağcılık Gençler Birliği maçıyla Süper Lig yolu başlıyor. 11. hafta karşılaşmasında Bostancı Bağcılık Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Hüseyin Özkan maçın orta hakemi, maç öncesi takım kaptanları bu şekilde ekranlara geldi. Hakemlerle birlikte 11. hafta karşılaşması Bostancı Bağcıl ligde iyi sonuçlar arayan takım, Gençler Birliği ise zirve hesapları yapan Doğu temsilcisi. Gelişen Bağcıl atağı, ceza alancısına yapılan orta, yapılan vuruşu noktada dışarıya gidiyor. Bahri Di pozisyonun içinde olan isim Bostancı Bağcıl takımında. Gençler Birliği atağı gelişecek. Atak yönü sağ kanat Berkay'a. Berk kaldırdı topu, kafa vuruşu, sonuç gelmiyor bölümde. Bağcıl atağı, yapılan vuruş direkte patlıyor. Önemli bir andı, ev sahibi takım adına Cahit zorluyor pozisyonu. Cahit ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş arka direk, top aslanla dışarıya gidiyor. Cahit sol kanatın vuruşunda. Bir başka Bağcıl atağı, yükleniyor ev sahibi takım. Gol düşüncesi var bu bölümde. Ceza alanı dışı yapılan vuruş, sonuç gelmiyor Bağcıl adına. Köşe vuruş kullanıyor Bağcıl. Arka direk, yapılan kafa vuruşu. Son anda kaleci Cengiz topu tokatlayarak dışarıya gönderiyor. Serbest vuruş, sonuç gelmedi. Çalan düdükle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor Doğancı Emek Stadı'nda. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. İkinci yarıya Bostancı Bağcıl'ın vuruşuyla başlanıyor. Sağ kanattan gelişiyor Bahri ile başlayan atak. Ceza alanı içerisi. Müsait pozisyon Bahri'den kaleci. Savunma uzaklaştıramıyor. Sonrasında ise tehlikenin büyümesine izin vermeme düşüncesi var Gençler Birliği takımında. Bir başka atak Bağcıl adına. Savunma arkası düşünülüyor. Savunma kısa düşen top. Yapılan vuruş o noktada yandan dışarıya gidiyor. Yükleniyor Bostancı Bağcıl. Gol istiyor bu bölümde savunma. Bu bölümde iki oyuncu çarpışıyor bu bölümde. Kritik bir dakika.
Yerde kalıyor iki oyuncu Gençler Birliği takımında. Sonrasında ise oyun kaldığı yerden devam ediyor. Bir başka atak, yapılan vuruş asfaltla dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor Gençler Birliği takımı adına. Gençler Birliği gol düşünüyor ancak bulamıyor. Sonrasında çalan düdükle karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Evet, 0-0'lık eşitlik, talihsiz yaşanan olaylar, maçında süresinin uzadığı bir gündü, sakatlıklar da yaşandı. Açıkçası geçmiş olsun dilerimizi burada iletelim. Haftanın tek golsüz biten karşılaşmasıydı Bostancı Bağcılı Gençler Birliği maçı. Şunu söyleyelim, eksiklerin olduğu Gençler Birliği'nde süreç devam ediyor ama burada Bostancı Bağcılı'nın hakkını yememek lazım. Özellikle hani Bayram Hoca ve ekibinin göreve gelişinden sonra belirgin bir yükseliş, artan bir tempo, pozisyon bulmaya başlayan ve ciddi anlamda artık oyuna ağırlığını koyan, oyuna etki eden bir Bostancı Bağcılı görüntüsü var. Buradan bir kez daha Bayram Hoca ekibini tebrik edelim. Bostancı Bağcılı adeta uykudan uyandırdılar. Bostancı Bağcılı'nın üzerindeki o ölü toprağını attılar. Gençler bir teknik adamıyla sonra bir bağlantı kuracağız. İşaret gelecek. Canipçioğlu 0-0'lık eşitlik. Evet. Ama Bağcılı'da belirgin bir yükseliş, belirgin bir kıvıldanma ciddi şekilde de göze çarpıyor. Yani biraz şey açısından Afyon Hoca'ya da benzetiyorum. Belki Afyon Hoca kadar uzun süre değil ama belli bir süredir Türk Ocağı'nda görev yaptı Bayramda Akgül. Bekledi. Yani sabırla bekledi hocam. Sizin kadar olmasa bile bekledi. Yaşı da daha genç sizden zaten. Dolayısıyla ülkemizin gerçekten başarılı bir teknik adam daha kazanacağına inanıyorum. Ben Bostancı Bağcıl Bayram Hoca geldikten sonra bir toparlama sürecine girdi. Özetlerde gördüğüm kadarıyla da iyi futbol oynadı. Evet. Yani tamam, Gençler Birliği'nin mutlaka eksikleri vardır. Onların da yaşadığı sıkıntılar vardır. Ama belki de Bostancı Bağcılı'nın da kendi içinde yaşadığı önemli problemler olabilir diye düşünüyorum. Buna rağmen bu maçta belki de galibiyeti kaçıran taraf oldu. Bu arada bu çarpışma pozisyonunda evet, sakatlanan oyuncular olmuş. Geçmiş olsun dileklerimi ben de iletiyorum ama Bayram Hoca bakımından önemli bir başarı grafiği yakalanacak gibi geliyor bana Bostancı Bağcılı'da. Yani beğendim. Dolayısıyla demek ki sabreden insanların bu ülkede herhangi bir konuda başarılı olabilmesi olasılığı oldukça yüksekmiş. Telefonumuz hazır. Salih İnce hatta Gençler Birliği'nin teknik patronu. Hocam iyi akşamlar diyorum ve teşekkür ediyorum katıldığın için. Sevgili Beyze'de Akın Hocam, Can Hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar. Salih İyi akşamlar. Sağ ol. Evet, hocam teşekkür ediyorum. Kırmayıp katıldın. Şuradan başlayalım hocam. Açıkçası talihsiz bir gün oldu oyuncularınız adına. Açıkçası da kısa süreli olsa bir paniğin yaşandığı bir gündü Doğan Cemek Stadı'nda. Oyuncuların durumuyla ilgili alalım. Son durumlar nedir hocam? Sonrasında sohbete başlayalım. Geçen hafta oynamış olduğumuz SNTP maçından sonra tabii ki iki kırmızı kartın da gösterilmesiyle eksik olan kadromuz 5'e çıktı. 5 az futbolcudan yoksun Bostancı Bağcıl maçına hazırlanmaya çalıştık. Ne kadar böyle olmuş olsa bile tabii ki takım sahaya 11 kişi çıkar. Biz de takımımızı sahaya 11 kişi çıkardık. Genç takım takviyelerini de yaparak, çünkü Bostancı Bağcıl'ın son haftalarda yükselişte olduğunu biliyorduk, takip ediyorduk. Bizim için zorluk derecesi çok yüksek, zor bir maç olacağını da biliyorduk. Her ne kadar da bu maça iyi hazırlanmaya çalışmışsak bile sahaya bu maçı alabilecek kadroyu sürmekte zorlandık. Ve karşı ataklar şeklinde geçen Bostancı Bağcıl maçı 0-0 biterek birer puan paylaşmış olduk. Oyuncuların durumu ne hocam? Sakatlık yaşayan talihsiz bir kare var. Var mı oyuncularda bir durum hocam? Sıkıntılı. Yok, çok şükür ki Osman'ın orada tabii ki bir takım arkadaşıyla çarpışmasından kaynaklanan bir darbe alması. Çok şükür ki ciddi bir sakatlık olmadan 2 gün dinlenerek Osman toparladı. Allah'tan böyle olaylarda bir sakatlıkta yaşamıyoruz. Evet. En büyük temennimiz ve dileğimiz odur ki tabii ki böyle olaylar yaşanmasın. Böyle sakatlıklar olmasın ama maalesef
olabiliyor. Futbol içerisinde bunlar da var. Evet. Her şekilde biz tabii ki donanım eksikliği yaşadık. Orada ambulansın olmaması, anında müdahale edilmemesi tabii ki bu sürecin 20 dakika uzamasına sebep oldu. Bunlara da dikkat edilmesi hem büyük beklentimiz de sağlarda. Daha acil durumlarda müdahale edebilecek ekiplerin var olması hem büyük beklentimizdir. Tabii ki Bostancı Bağcıl sahası futbol oynamaya elverişli bir zemin de değildi. Onu da evet. Buradan altını çizerek söylemek isterim. Tabii ki her iki takım için de aynı şey söz konusu. Kötü zeminse kötü, iki takım için de kötüdür. O hiçbir zaman mazeret değildir ama benim üzüldüğüm tek nokta 7. haftadan beri bir sakatlıklarla boğuşuyoruz ve ideal kadromuzu sahaya süremiyoruz. Bu hafta da sakatlıklarımız devam ediyor. Ahmet Kazan sakatlığı biliyorsunuz, Emir'in sakatlığı, Erbay'ın sakatlığı halen devam ediyor. Geçen hafta Sentepe maçında kırmızı kart gören İsmet'le Beşir'in bir haftalık cezaları bu hafta bitti. Onlar büyük bir ihtimalle takıma katkı koyacaklar. Böyle hazırlanmaya çalışıyoruz. Nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam? Hemen çok kısa bu hafta oynanacak olan... Şimdi tabii ki Karşıyaka bu ligin en iyi takımlarından bana göre ve üst sıraları zorlayan bir takım. Afin hocamın da yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Biz zaten bütün maçlarımızı tek tek ele alıyoruz ve her oynayacağımız maçı değerlendirerek ona göre hazırlanıyoruz. Kadro derinliği olan ve kadro kalitesi çok yüksek bir takımla oynayacağımızın da bilincindeyiz, farkındayız. Tabii ki bizim yaş itibariyle %20.19-20'lere yakın bir yaş ortalamamız var. Genç bir kadroyuz. Mücadelemizi en iyi şekilde vermek için ve doğru futbol oynamak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Dileğim odur ki fair play çerçevesinde güzel bir maç olsun, hak eden kazansın, dostluk kazansın diyorum. Evet. Var mı hocam söyleyeceğim bir şey varsa meslektaşın bu hafta rakibin karşı karşıya geleceksiniz. Takımınla da ilgili güzel düşüncelerini söyledi zaten. Hocamı ben beğenerek izliyorum. Gençler Birliği'ni de canlı 3 kere de seyrettim. Evet. Çok genç, çok koşan, agresif, iyi futbol oynayan, disiplinli. Büyük İskele camiasında, çünkü Gençler Birliği bu ülkenin önemli camialarından köklü bir biri. Köklü bir yakışır bir takım kurdu. Kendisini kutlarım. İnşallah dediği gibi maç temennilerine katılırım. Hak eden kazansın, fair play çerçevesinde geçsin. Başarılar diliyorum hocama. Evet hocam, başarılar. Ben de başarılar dilemek istiyorum. Zamanımız da soru sormak isterdim ama. Başarılar, camiaya başarılar. Sevgiler, saygılar. Yeniden birlikte olalım sevgili hocam. Sağ ol sevgili beyler. Afin hocam, Can hocam iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar hocam. Evet, geçelim ikinci maça. Gecenin ikinci karşılaşmasına, Miracle Değirmenlik Çetinkaya maçı. Gecenin ikinci karşılaşması zirve adına önemli karşılaşmalardan bir tanesiydi. Mor Menekşe kaybı sonrası Çetinkaya'nın Değirmenlik karşısında neler verebileceği merak ediliyordu. Nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı merak ediliyordu. Belli ki Turan Altay ve ekibi zorlu deplasmana çok iyi hazırlanmış ve 3 puanı net skorla, 3-0'lık skorla alarak başkente döndüler. Miracle Değirmenlik Çetinkaya maçıyla Süper Lig yolu devam ediyor. 1. Lig'in 11. haftasında Değirmenlik'le Çetinkaya, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde benimle evlenir misin pankartı açılıyor Hüseyin Keleş. Evlilik teklifi yapıyor. Miracle Değirmenlik Çetinkaya mücadelesi öncesinde gerçekten güzel bir görüntü. Ve sonrasında da her iki takım kaptanı sağ tercihini yapıyor. Miracle Değirmenlik Çetinkaya zirve mücadelesi veren iki takım, Utku Amamcıoğlu, Cem Öksüzoğullar, Abdullah Genç hakem üçlüsüyü yönettiği karşılaşmaya Miracle Değirmenlik başlıyor. Yenişen Çetinkaya atağı, açılan top, Beyişli atak gelişiyor ceza sahasında. İbrahim Köse gol pozisyonu, top ağlara gidiyor ama bayrak kalkıyor. Pozisyon offside, gol geçerli sayılmıyor. Çağdaş'ın serbest vuruşundan gelen orta, Abbas'ın kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. Asfalt'la top dışarıya gidiyor. Cemal uzaktan vuruşu, kaleci Onurhan'da kalıyor top. Bu kez serbest vuruşu Raif'le kullanıyor. Direkt kaleye, kaleci Ozan köşeden topu dışarıya gönderiyor. Çağdaş'ın ceza sahasına yaptığı orta, Onurhan kısa düşen çift yumruk,
Atak gelişecek Çetin Kaya adına ama sonuç gelmiyor. Beyic'in ceza sahasına ortası. Ertan'a aşan top İbrahim Köse içeriye kat ediyor. Vuruyor, savunmaya çarpıyor, top ağlara gidiyor. 45. dakikada şanssız bir dakika değirmenlik adına ama İbrahim Köse ile 1-0'a geçiyor Çetin Kaya. Golden sonra da ilk yarıda son ataklar, sonuç gelmiyor ve sonrasında Utku Amamcıoğlu ilk 45 dakikayı bitiriyor. İlk 45 dakika Çetin Kaya'nın 1-0'lık üstünlüğünde tamamlanıyor. Tunç'un uzun taç atışı ceza sahası içerisinde oluşan karambol, bir türlü uzaklaşmayan top, yapılan hareket maçın hakemi Utku Amamcıoğlu penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 49, Ertan topu ağlara gönderiyor ve Çetin Kaya Miracle değirmenlik karşısında 2-0 öne geçiyor. Çetin Kaya için zirve mücadelesinde yer almak olmak mücadelesi. Hüseyin Keleş'in ceza sahasına ortası, İlyas Yılmaz'ın kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Miracle değirmenlik zirveden kopmak istemiyor. Ceza sahasına yapılan orta, savunma karşılıyor Tunç, top dışarıya gidiyor. Çıkarken kaptırılan top, Ömer topla buluşuyor, Onurhan'ın ileride olduğunu görüyor, mükemmel bir gol atıyor. Dakika 78, gol Ömer, Çetin Kaya 3-0 öne geçiyor. Müthiş gol atıyor Ömer, kaleci Onurhan'ın önde olduğunu görüyor ve topu ağlara gönderiyor. Gelişen atak, Sabri, kaleci Ozan yerde kalıyor, oyun devam ediyor. Bu ataktan sonuç alamıyor Miracle değirmenlik. Bir başka atak, uzaktan vuruş, savunmadan dönüyor, atak devam edecek, kaleci Ozan çıkıyor, topa sahip oluyor. Son bölümlerde farkı kapatma düşüncesi ama süre yetmiyor. Utku Amamcıoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Miracle değirmenlik 0, Çetin Kaya 3. Evet, 3-0'lık skorla Çetin Kaya hanesine 3 puanı yazdırdı. 21 olan puanı da 24 yaptı. 11. haftanın sonunda da ligde ikincilik koltuğuna oturdu. Zirveden önemli bir karşılaşmaydı. Hüseyin Hoca'yı geçen hafta İstiklal'a davet ettik. Belli ki hafta arası ya da maç öncesini iyi geçirmeyen bir Miracle değirmenlik oldu. Muhakkak Çetin Kaya daha iyi hazırlandı. Ama bir teknik adamın, hiçbir teknik adamın başına gelmesin. Yani ilk yarının bitmesine yakın bir süre bir gol yiyip devre arasında 1-0 giriyorsun. İkinci yarıda o oyuncular tekrar motive etmek için, o moral bozukluğunu tekrar motive etmek için bazı konuşmalar yapıyorsun oyunculara. İkinci yarının neredeyse gene başında 49. dakikada bir penaltı ve ikinci gol. Dolayısıyla böyle bir skora düşen bir takımın maçı çevirmesi o kadar kolay değildir. Psikolojik olarak bitmiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani devreye 1-0 yenik giriyorsun. 0-0. İkinci yarıya da geride başlıyorsun. İkinci yarıya da hemen beraberlik olur mu diye düşünmemize bile fırsat olmadan ikinci gol geliyor ve 2-0. Tabii ki Çetin Kaya'nın çok önemli bir galibiyet aldığını söylememiz lazım. Değirmenlik için şunu söyleyeyim ben. Yanılmıyorsam bir 4 yol mağlubiyetleri vardı. Yanılmıyorsam ligde. Yani iddialı takımlara karşı kaybediyor. Ligde anladığım kadarıyla öyle bir dezavantajları var. Yani şimdi Karşıyaka Düzkaya yenilmişti geçen hafta. Ama Düzkaya'nın yeri farklı, Karşıyaka'nın yeri farklı. Şu anda amaçları farklı, iki amaçları olan iki takım. Ama değirmenlik ve Çetin Kaya'nın amacı aynı. Zirve. Çıkmak ve zirve. Süperlik. Dolayısıyla zirve mücadelesi yapan takımlar arasında birbirini oynayan takımların en azından maç kaybetmemeleri lazım. Yani en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılması lazım. Yenilmemesi lazım rakibine. Aradaki puan farkını aşmaması lazım, kapatması lazım, kapatmasına izin vermemesi lazım. Ve yoluna o şekilde devam etmesi lazım. Çünkü bu takımların, tabii futbol üç neticeli bir oyundur, her türlü skor olabilir ama bu takımların ligin ikinci yarısında daha farklı olabileceklerine inanıyorum ben. Özellikle zirve mücadelesi yapan takımların ikinci yarıda belki de daha rahat maç kazanacakları haftalarda olacaktır. Tabii ki zorlanacaklar haftalarda mutlaka olacak ama daha rahat kazanabilecekleri haftaların sayısının daha fazla olacağına inanıyorum ben. Dolayısıyla Miracle değirmenlik adına da talihsiz bir karşılaşma oldu diyebilirim. Hocam zor olur mu? Hani yıllarca oynadığın antrenörlük, teknik adamlık güzel bir noktaya değindi. Devrenin sonunda bir gol yiyorsun. Soyunma odasına mağlup gideceksin. Çıkışta da bir kalede bir gol gönderse hani bir teknik adam olarak yani oyuncu yeniden oyuna döndürme ya da ayakta olay tutma değil. Zor mu hocam kenardan böyle bir bakış açısıyla? Tabii ki bize futbolculuğumda da İlker Temel hocam, hocaların hocası tabii ki
idolümüz o hep bize derdi ki bana gol yiyip odaya gelmeyin lütfen. Zor bir durum yani, bu çok ha. Zor bir durum yani şu anda da tabii ki ya. Yani, çünkü artık 40. dakika ikinci yarı için bir şeyler yapmaya hazırlanın. Kafanda değerlendirin. İnan ki maçı da bırakın oturun. Bazen ben derim ki Gökhan hocama bana kalem ver derim. Tabii, otururum tabii. Bir takım yaparım orada. Şimdi kulübede otururum içeride. Hocama derim bir şeyler yapan 0-0 tam 45'te gol yiyoruz. Yani tabii, olacak bütün değil. Her şey. Kuranlar düşer. Her şey düşer. Yani evet. Bu onun için oyunun başı ve bu oyunun sonu her zaman futbol hocama çok daha konsantre olunması gereken dakikalardır diye düşünüyorum. Doğru. Katılıyorum. Evet, evet. Önemli bir. Evet. Karşıyaka Yalova maçı. Gecenin 3. maçı. Geçen hafta Düzkaya karşısında mağlubiyet almıştı. Karşıyaka takımı zirve yolunda açıkçası ciddi bir kayıp yaşamıştı. Bunu belirtmiştik geçen hafta. Ancak telef anlamında bu hafta özellikle rakiplerinin kaybettiği haftayı çok iyi değerlendirdi Karşıyaka. Çok iyi oyun, tempolu bir mücadele. Birçok da pozisyon olduğu bir karşılaşmaydı ve Karşıyaka'da futbol anlamında güzel günlerin ön plana çıktığı bir gün oldu. 3-0 ligi skorlanesine 3 puan yazdıran Karşıyaka oldu. Bakalım Karşıyaka'da neler yaşanmış hep birlikte izliyoruz. 1. ligin 11. haftasında Karşıyaka ile Yalova, Karşıyaka Ergin Şahdur stadından karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi İsvendiyar Açıksöz, Özal Çağlayan, İbrahim Katmer yardımcılıklarını yapıyor ve konuk Yalova'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Yalova'da teknik direktör Derviş Dağman görevde, kalede Mustafa Dağman, Karşıyaka'da baba oğul mücadelesi, ilk atak Yalova'dan geliyor. Gelişen atak bu kez Karşıyaka atağı, ceza sahasına yapılan orta, Esin Sonay, kaleci Sercan topa sahip oluyor. Karşılıklı ataklar, köşe vuruşu kullanıyor. Esin Sonay kava vuruşundan sonuç gelmiyor. Bir başka atak Karşıyaka adına Güvenç. Ceza sahası içerisinde Tahir vuruşunda top direkten dönüyor. Dönen top savunma uzaklaştırıyor. Şanssız dakika Karşıyaka adına. Arda ile atak geliştirecek. Yapılan hareket faul. Maçın hakemi İsvendiyar Açıksöz sarı kartını gösteriyor bu pozisyon sonrasında. Gelişen bir başka Karşıyaka atağı, Esin Sunay'ın vuruşunda top yandan dışarıya gidiyor. Bu kez Yalova atağı, Hakan'ın vuruşunda çok az farkla top dışarıda. Yine Hakan'la gelişen atak, Hakan çaprazdan vuruyor, sonuç alamıyor. Serbest vuruşu Hakan kullanıyor. Kaleci Mustafa Dağman, açılan top, Ahmet Hasan vuruyor savunma. Bir türlü uzaklaşmayan top, oluşan karambol, ceza sahası içerisinde sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Ve maçın hakemi İsvendiyar Açıksöz'ün çalan düdüğüyle ilk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Karşıyaka takımı başlıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Gelişen atak, Sezer son çizgi, içeri ortası, Güvenç vuruyor. Çizgiden Hasip çıkarıyor. Bu pozisyondan sonuç alamıyor. Bir başka atak, ceza sahasına yapılan orta, Güvenç dönerek vuruyor. Kaleci Sercan mükemmel çıkarıyor. Köşe vuruşu kullanıyor Karşıyaka takımı. Ceza sahasının ortası, Esin Sonay'ın kava vuruşu çizgiden çıkarılıyor. Atak devam edecek Karşıyaka adına ama bu pozisyondan sonuç gelmiyor. Mehmet Gürpınar'ın ortası, kafa vuruşundan sonuç alamıyor. Yine Mehmet Gürpınar ceza sahasına Esin Sonay'ı indiriyor. Güvenç vuruyor, kaleci Sercan topu kornere çelmeyi başarıyor. Net pozisyonlar kaçırıyor Karşıyaka. Savunmada büyük hata. Güvenç topla buluşuyor. Ceza sahasında Güvenç gol pozisyonu ve gol. Dakika 57 gol Güvenç. Karşıyaka Yalova karşısında 1-0 öne geçiyor. Güvenç'in attığı golü bir kez daha izliyoruz. Son haftaların golcü ismi bu haftayı da boş geçmiyor ve gol sevincini taraftarlarıyla paylaşıyor. Savunmanın hatasını affetmiyor Güvenç ve Karşıyaka 1-0 öne geçiyor. Golden sonra ataklar, ceza sahasında yapılan hareket, oynayın diyor maçın hakemi İsvendiyar Açıksöz. Etkili başladı ikinci yarıya. Esin Sonay'la gelişen atak, pası, ceza sahasında gol pozisyonu ve gol. Dakika 83 gol saydam. Karşıyaka Yalova karşısında 2-0 öne geçiyor. Golde Esin Sonay'ın katkısı büyük. İyi bir asist. Saydam da bu asisti boş geçmiyor ve skoru 2-0'a taşıyor. Sevinci Karşıyaka futbolcuların gelen gol sonrasında. Arda ile başlayan atak, atağın yönü sağ taraf. Mehmet Gürpınar ceza sahasına, Sezer'in kava vuruşunda top ağlara gidiyor ama bayrak kalkıyor. Bu gol değer kazanmıyor. Pozisyon offside. Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. İbrahim Katmer gol geçerli sayılmıyor. Ataklar da devam ediyor. Savunma arkasında Arda topla buluşuyor. Ceza sahasında iyi bir aşırtma top ağlara gidiyor. Dakika 90 gol Arda. Karşıyaka Yalova karşısında 3-0 öne geçiyor. Arda'nın attığı golü bir kez daha izliyoruz. Son noktayı Arda koyuyor ve Karşıyaka
3-0 öne geçiyor. Büyük sevinç var. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi İsvendiyar açık sözde ve çalan düdükle 90 dakikayı 3-0 kazanan Karşıyaka çıkışını sürdürmeye devam ediyor. Ergin Şahtur Stadyumu'nda Karşıyaka adına keyifli bir gündü. 0-0 skorla hanesine 3 puan yazdıran taraf ev sahibi takım oldu. Ve 20 olan puanı da 23 yaptı. Bu maçla ilgili tartışmalar varmış. Gelsin ekrana Can İpçioğlu'yla değerlendirelim. Ondan sonra Afin Hoca'yla birlikte maçı zaten ona bırakacağız. O değerlendirecek takımının galibiyetini. Bu herhalde ilk pozisyon. Evet, burada bir adam. Evet, yalo hata burada. Bir yani elle, ben, elle oynama bekliyor. Yanılmıyorsam burada. Ayağından sekti savunma oyuncusunun yani geldi. Evet. Yani elle oynama bekliyor burada sevgili Can İpçioğlu. Yani biraz ağır bir karar olur herhalde. Yani savunmadan seken bir top yakın adama çarpmış olabilir. Elle çok açık gibi gelmedi bana. Bilmiyorum. Tamam, gelsin diğer pozisyon. Sevgili Salih, ikinci pozisyon gelsin. Evet, bu en fazla burada beklenen pozisyon, yani en fazla tartışılan pozisyon. Evet. Salih biraz yavaş oynatabilirsek, arkadan da bakarsak Can İpçioğlu, evet, arkadaki ekrandan. Tamam. Biraz yavaş oynatalım bu pozisyonu, Esin Sonay pozisyonu. İlginç bir pozisyon. Ayaklar ikisinin de kalkıyor ama. Yani penaltı. Bence değil. Afin Hocam? Değil. Değil. Yani tamam. Bence kolay penaltı olur. Çünkü ayak, ikisinin de ayağı kalkıyor. Belki ayaklar havada çarpıştı. Yani sağ ayağa baktım, bilmem havada çarpıştı mı. Aşağıda geldi. Kurtardı topu. Topu kurtardı hocam. Yani, o beni, kafamı biraz bir göreyim normalde ama. Yani verebilirdi de. Bu topu kurtardıktan bu girişi. Bir de çok evet, yakındı yani, pozisyona. Esenler açık sözle. İkisinin yani de ayaklar kalktı topa doğru. Belki o anlamda penaltı olmadığını şey yaptı, değerlendirir şey, ama Esin'in de önünde kaldı top. Evet, getir son pozisyonu ekranlara. Neyse. Bu da evet, offside pozisyonu bu ya, da. Offside değil yani. Evet, bunu biraz yakından oynatalım Salih. Biraz yavaş oynatalım. Var sonra bir şansımız yavaş oynatmak ama açı, burada da açı sıkıntısı var. Açıkçası onu belirtelim çünkü. Tabii bu pozisyonda yardımcı hakemin kararına güvenmek lazım ama sonuçta hocam, bilmiyorum, var mı sanki pozisyona ilgili düşüncen? Yani senin de uzağında, uzak kaleyedir ama ne düşündün ya da ne gözlemledin ya da yani verilmiş oldu karar artık. Yani hakem tam çaprazda, ben tam bu yanda arkadan yedek evet, kulübesinde. Evet, evet. Ne söylesem duygusal konuşurum. Yani ben o saatte Esin'in pozisyonu için gene söylerim. Yani bana kalsa ben penaltı veririm ama verilmiş hakem verdi. Evet, bunların evet, üstüne artık verilmiş kararlardan sonra çok konuşmayı tercih etmem. Ama şimdi vermedi değil derim. Bu veya da verdiyse offside'dir derim. Evet, evet. Ama şu bu konunun için yorum yapam. Esin konusu için farklı konuşabilirim hakem, ama tam böyle hizada gibi. Çünkü yardımcı ama hakem hizada gibi geldi bana. Dolayısıyla onun kararına da göre 50-60 metre arkadan tabii gördüğüm pozisyon için paralelde duran doğru, bir hakem için doğru, yorum verdiği kararı yorum doğru bir yorum olmaz. Doğru. Evet. Yani için, evet. Hocam şunu Salih, teşekkür ediyorum. Pozisyonlar için çok teşekkür edeyim. Hocam, bir önceki Düzka maçının kadrosuna baktım. Bu maçın kadrosuna baktım. Biraz oyuncu tercihlerinde değişikliğe gittiğin bir gün oldu. Yoksa yanılmıyorum herhalde. Evet, evet, evet. Yaptım. Yani bunu bugün de konuştum futbolcu arkadaşlarımla. Maçtan önce de konuştum. Ben şimdi Yalova'yı izlerken ben genelde yerimizde ki bu tip maçlarda sürekli gol yiyerek maça başladık biz. Onları çevirmede bir endişem olmadı. Çevirebileceğimizi düşündüm ama Yalova'ya karşı yenik duruma düşersek işimizin çok zor olacağını biliyordum. Çünkü Yalova gerçekten çok dirençli, çok koşan, agresif, teke teke iyi oynayan, kontratağa iyi çıkan bir takım. O yüzden ben futbolcularımı hafta içinden belli ki kesinlikle ilk devre özellikle 45 dakika defans adamlarımı tamamen adamlarıyla oynayıp defansın önüne aykanı bir çakılı önlü böyle kontrol atakları kesecek şekilde oynamalarını, oyunu mümkünse gol atamazsak gol yemeden devreye kadar gelip 60'tan 70'ten sonra maçı çözebileceğimizi
söylediydim futbolcularıma. Sabırlı olmalı. Bu yönden yani yenik duruma düşmeyin dedim. Yani bu maçta yenik duruma düşmeyelim. Bu yönde çalıştım. Bir hafta çalışmalarım, konuşmalarım hep bu yönde oldu. İkinci devre başlarken konuştuk arkadaşlarla. İşte sağ beki, sol beki Mehmet Saydam'ı daha serbest bıraktık. Daha çok çıkarttık. Güvenci senin yanına biraz daha kalktırdık. Çünkü Aykan'ı ortaya aldığımızda ortada tek bir oyun kurucuyla oynadık. Bu defa orada oyun pas trafiğinde sıkıntı olduğu için Güvenci daha biraz arkaya daha çıktık. Bazen Tahir'le Güvenci'nin yerini değiştim orada. Ama ikinci devre tamamen takımı ileri çıkarttık. Güvenci Esin'in yanına biraz daha çok kaktırdık. Oradan Arda'yı Gidon'u biraz arkaya çekip oradan hızlı paslarla, ayağa paslarla gittik. Çok iyi başladık. Düşündüğümüz gibi de gitti maç. Yani 3-0 da geldi. Hocam 11 haftada şunu gözlemledim. Her oyuncun değerlidir. Her oyuncun özeldir ama Esin son ayrı bir parantez açmak isterim. Yani adına, şanına, geçmiş dönemlerde taktığı taça, krallığa yakışan performans, saha içi, saha dışı, saha içindeki liderlik, abilik, önderlik. Esin ayrı bir parantez açmak isterim Karşıyaka adına. Şimdi benim için çok önemlidir. Hep iyi futbolcu var, büyük futbolcu var. Büyük futbolcu olmak büyük karakter gerektirir. Herkes iyi futbolcu olabilir. Evet. Esin benim Karşıyaka'da, Esin'i ben tanıyordum ama Karşıyaka'da çok yakından çalıştık beraber, takımımın lideri. Orada tanıdım. Gerçekten çok büyük bir karakter. Saha içi, saha dışı, bu kadar her şeyi üst seviyeye yaşamış bir adamın bu kadar egosuz, bu kadar takımı için uğraşan, gol atmaktan çok gol attırmayı seven bir adam ve arkadaşı gol attığında mesela Güvenci'nin işte ben bunu gol kralı yapacağım, gol attıracağım, pas vereceğim, işte Saydam'a, ona buna sürekli asist yapmaktan zevk alan, keyif alan, takıma liderlik yapan önemli bir değer. Gerçekten Esin ismini karakteriyle kazandı. Yeteneği onu bir yere getirdi ama Esin zirvede karakteriyle duruyor. Evet. Bu yani çok önemli bir yaptığı şey. Yaptığı işe saygı duyan bir arkadaşımız. Süper Lig de futbol oynamış. İyi takımlarda. Tüm takımlarımız iyi ama gerçekten yani şimdi Çetinkaya yeneceğim gibi takımlarda futbol oynamış bir oyuncu. Gol krallığı elde etmiş bir oyuncu. Çok sakatlıklar geçirmesine rağmen yılmamış, futbol hayatını sağlıklı bir şekilde sürdürmeye çalışan ve şu anda da Karşıyaka'ya, Afin Hoca'nın söylediği gibi, bizim de bu karelerde izlediğimiz gibi çok da katkı yapmaya çalışan bir oyuncu. Ben de yürekten kutluyorum. Futbol disiplinini, futbol sevgisini, zaten ailece de Sultan, evet, amcasıdır zannedersin. Evet, evet, Sultan abi amcası. Yenicami'de çok iyi bir kesiciydi. Çok iyi hatırlıyorum. Ocağa da geldi. Sonra. Ocak'ta da oynadı, doğrudur. Üst seviye bir futbolcu, egosu olmayan bir oyuncu, söylediği gibi. Her futbolcu bunu başaramaz. Büyük isimler, iyi insanlar ve lider olan futbolcular bunu başarabilir. Dolayısıyla Esin başardığı için başarmıştır. Kendisini yürekten kutluyorum. Başarılarının devam ediliyor. Katılmaz antrenmanlara. Oyuncuların katılımı, katılanların özverisi, isteği hocam. Eksiksiz. Yani takımın benim prensibimdir. Ben saatinden bir dakika, iki dakika geç kalanı bile almam antrenmana. Yani onu herkes biliyor ve buna rağmen çocuklar işledikleri halde, çalıştıkları halde, kendi özel işleri olduğu halde büyük özveri gösterip antrenmanlara eksiksiz katılıyorlar. Evet. O yönden çok mutluyum. Evet. Güzel. Evet, geçelim dördüncü maça. Dört yol Düzkaya maçına. Dört yol sahasında oynanan karşılaşmaydı. Karşıyaka galibiyetini taşlandırmak isteyen bir Düzkaya vardı. Oyunun ilk bölümünde gol bulan bir Düzkaya vardı. Rakibi dört yola belli ki hafta arası iyi çalışan bir Düzkaya vardı. Gün içinde ön plana çıkmasa da Berkant faktörü 90+3'te dört yol sahasında sahneye çıktı ve 90+3'te gelen golle dört yol bir puanı neredeyse oyunun son bölümünde hanesine yazdırdı. İzleyelim maçı, sonrasında değerlendirmeyle buradayız. Dört yol Düzkaya maçıyla Süper Lig yolu devam ediyor.
11. hafta karşılaşmasında 4 yol sahasında Düzkaya'yı konuk ediyor Mustafa Sugay, maçın orta hakemi. Maça konuk Düzkaya'nın vuruşuyla başlanıyor. Son haftaların iyi takımı Düzkaya, kaptırılan top. Maça çok hızlı başlıyor 4 yol takımı. Ceza alanı içerisi yapılan vuruşta Ali Karal pozisyonda başarılı. Adeta golle burun buruna geliyor 4 yol takımı. Kazanılan serbest vuruş. Topu iyi takip eden isim Salih olduğu noktada kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiriyor. Dakikalar 4'ü gösteriyor. Salih topu filelere gönderen isim. Düzkaya 4 yol deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Salih gol sevincinin yedek kulübesi. Teknik ekibiyle birlikte bu şekilde paylaşıyor gol sevincini. Adeta golle başlıyor maça Düzkaya 4 yol deplasmanında. Salih golün ismi Hasan Topaloğlu ve öğrencileri bu şekilde ekranlara geliyor 4 yol sahasında. Erken gelen gol sonrası gelişen bir başka atak. Kaptırılan top Yağış Cezan Çesen yaptığı vuruş Ahmet. Sonrasında Salih topu dışarıya gönderiyor. Önemli bir pozisyondu Düzkaya adına. Gelişecek olan 4 yol atağı var. Elle oynama itirazları var. Mustafa Sugay hayır diyor. Yakın pozisyona yapılan vuruş savunma. Bu bölümde yine dikkatli. Yağış kullanıyor köşe vuruşunu. Cezalar içerisi yapılan kafa vuruşu Hasan Yanaroğlu'ndan sonuç gelmiyor. Sağ kanattan gelişiyor 4 yol atağı. Yapılan orta cezalarına doğru kaleci Ali Karal çıkıyor. İki hamlede topun sahibi oluyor. Bir başka atak faulü verecek bu bölümde Mustafa Öztugay. Cezalarını dışı yapılan vuruşta kaleci Ali topun sahibi oluyor. Kullanılan serbest vuruş kafa vuruşu asfaltla dışarıya gidiyor. Bu sonuçtan da boş dönüyor 4 yol takımı. Bir başka atak Düzkaya adına sonuç gelmiyor. Bu bölümde oyunu durduruyor Mustafa Sugay. Dakikalar 34'ü gösteriyor. Furkan sarı kart görecek. Maçtaki ilk sarı kartı Mustafa Öztugay'dan görüyor. Çektin diyor rakibini. Mustafa Sugay ve Furkan'a sarı kart veriyor. 4 yol yükleniyor. Ceza alanı içerisi Düzkaya savunması. Kalabalık o bölümde. Ceza alana inen top. Yapılan vuruşta savunma araya giriyor. Bu bölümde Berkant'ın pozisyonunda savunma oynuyor pozisyonu. Son çizgi yapılan orta. Berkant yükseliyor vuramadı. Boşta kalan top. Savunma kalabalık. Yine bu bölümde beklenti var. Devam ediyor atak. Yapılan vuruşta yine sonuç gelmiyor. Bir başka atak 4 yol atağı. Tüm atları önür 4 yol. Ayberk'in vuruşunda yine sonuç gelmiyor. Bu pozisyondan da Ayberk kullanıyor serbest vuruşu. Yapıyor ortasını arka direğe Ali Karal. Çıkıyor uzanıyor ve topun sahibi oluyor. Gol düşünüyor. 4 yol takımı ilk yarıda. Bulamıyor golü. Çalan düdükle ilk 45 dakika 1-0'lık Düzkaya sürümüne tamamlanıyor. 4 yol sahasında. Tek gol Salih'in golüyle Düzkaya deplasmanda ilk yarı bir süründe kapatıyor. İkinci yarıdan görüntüyoruz diyorsunuz. Ayberk kullanıyor serbest vuruşu. Yapılan orta cezalarına doğru boşta kalan top kaleci Ali bu pozisyonda da topun sahibi olur. Peş peşe serbest vuruşlar var bu bölümde. Bir kafa vuruşu daha Emre'den sonuç gelmedi. Sağ kanattan gelişiyor atak ceza alanı içi. Yapılan vuruş istenilen vuruş olmuyor o noktada. Ahmet di vuruş yapan isim sonuç gelmedi. Sol kanattan gelişiyor 4 yol atağı. O bölümde durduruyor onu Mustafa Sugay. Furkan'ın sarı kartı var. Dakikalar 59'u gösteriyor. Rakibine yaptığı herkes sonrası önce ikinci sarı ardından da kırmızı kartla oyun alan dışına gönderiliyor. Furkan oyundan bu bölümde gönderiliyor kırmızı kartla. İtirazları var Furkan'ın ancak bu itirazlar sonucu değiştirmiyor. Ayberk direkt kaleye gönderdi. Kaleci Ali boşta kalan top savunma sonrasında tehlikeyi uzaklaştırıyor. 4 yol eşit golü arıyor tüm atlarıyla ötleniyor. Oynayın diyor Mustafa Sugay favori beklentisi var. Devam ettirdi oyunu. Sonuç gelmiyor. Yeni bir atak. Ceza alan içerisi. Ayberk doluyor pozisyonu. Mustafa Öztugay şimdi çalıyor düdüğünü ve faulü veriyor. Öncesinde penaltı beklentisi var. Hayır dedi Mustafa Öztugay. Serbest vuruş veriyor. Yapılan orta cezalarına doğru Ali Karal çıktı. Çift yumruk. Tehlikeyi bu bölümde de uzaklaştırıyor. 4 yol atağını. 4 yol karşısında Düzkaya atağı. Önemli bir pozisyon. Arka direk Yağış boş pozisyon yaptığı vuruşta. Kaleci tehlikeyi uzaklaşıyor. Dakikalar 74. Önemli bir pozisyondu. Yağışla yaranamadı Düzkaya takımı. Sağ kanattan gelişen atak. Yapılan orta. Kafa vuruşu yine sonuç gelmiyor bu bölümde. Yükleniyor. 4 yol takımı. Eşitlik golü istiyor artık oyunun son bölümleri. Bir başka orta. Kafa vuruşu. Bu bölümden de sonuç gelmiyor. Tüm atlarıyla yüklendi anlar 4 yol takımının. Yapılan orta. Bir kafa vuruşu daha. Yine sonuç gelmiyor. Doldurma şota başlayan karşılaşma bu bölümde. Ceza alanı dışı. Yapılan vuruş. Yine sonuç gelmedi Berkant'la. Bir başka 4 yol atağı. Yapılan orta Ali çıktı. Çift yumruk. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. 4 yol atağı. Atak yönü sol kanat. Yapılan orta cezalarına doğru savunma. Boşta kalan top yapılan vuruş. Savunma adeta etten duvara yürüyor bu bölümde.
Sağ kanattan gelişecek atak, topla buluşan isim Mustafa Ali yaptı ortasını, iyi bir kafa vuruş, top filelere gidiyor. Gürül Suskun ismi Berkant'tı. Mustafa'nın ortası Berkant enfes bir kafa vuruşuyla eşit golünü bu bölümde filelere gönderiyor. 90+3'ü gösteriyor kronometre. Düzkaya'nın yıkıldığı dört yolun ise ayağa kalktan dört yol sahasında. Berkant günün durgun ismiydi. Mustafa Ali'nin yaptığı ortala enfes bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getiriyor. 1-1 oluyor skor dört yol sahasında. Oyunun artık son bölümü, son saniyeler artık karşılaşmada. Dört yolun golü bu bölümde geliyor. Yeni bir atak dört yol adına. Berkant veriyor pasını. Yapılan vuruşta top dışarıya gidiyor. Sonuç geliyor bölümde Uğur'un vuruşunda. Artık son anlar maçta. Mustafa Sugay götürdü ağzına, çaldı düdükle karşılaşma bu kadar diyor. İki takım birbirlik eşitlik lanesine birer puan yazdırıyor. Evet, güzel bir gün. Açıkçası futbol günü. İzlediğim bir karşılaşma. Bir kere rakibini iyi analiz eden bir Hasan Topaloğlu. Çok rakibe pozisyon vermedi. Şu şekilde dışarıdan şutlar. Onlara denediler. Berkant'a ayrı bir parantez açalım. Hastaydı. Hafta arasını gribal enfeksiyon, sıcaklık onlarla geçirdi. Evet. Ama işte önemli oyuncular bugün maçta sahneye çıkar. Ali Karal bir hayli fazla tuttu takım ayakta. Yaptığı kurtarışlarla yan toplar, birebir toplarda bir hayli takımını ayakta tuttu. 74'te kırmızı kart geldi. Özür dilerim, 59'da şey geldi. Kırmızı kart geldi Furkan'a çift sarıdan. 35 dakika 10 kişi oynadı neredeyse. Evet, neredeyse. 74'te net pozisyonu var. Yine Yağış'ın değerlendiremediği 4. dakikada gelen golden sonra yine pozisyonu var Düzkan'ın da. Ama şunu gözlemledim. Takım olma yolunda Hasan Hoca'nın göreve gelmesinden sonra kısa süre içinde yol kat eden bir Düzkaya sağ içi yardımlaşması, oyuncuların birbirine güveni kısa sürede bayağı bir yol kat ettiler. 4 yol takımı açıkçası kendisini iyi analiz eden rakibi karşısında onlar da çok istedikleri o akıcı pozisyonları da bulamadılar. Günün sonunda hanesine birer puan yazdırdılar. Tabii ki doğal olarak Düzkaya takımı yıkıldı. 90+3'te gördüler kalesinde golü. Hocam açıkçası Düzkaya'yla ilgili düşünceniz nedir? Yani dirençli bir takım var herhalde. Mücadele ettiğini söyleyebiliriz herhalde geçen hafta. Tabii Düzkaya iyi bir takım. Yani ağır bir zemin. İki takım için de zor ama en azından zeminin ağırlığının Neçat'ta hocam iki takım da aynı zeminde oynar ama şimdi bir taraf oynamak isteyen, bir taraf bozmak isteyen, oynatmamak isteyen takım olduğunda bu ağır sahada maalesef dezavantaj olarak etkiler ama Hasan Topaloğlu ve ekibi gerçekten iyi hazırlandı. Belli ki buna da çok iyi hazırlandı. Evet, evet, evet. Bize de çok iyi hazırlandı. Çok istedi. Yani bizim maçta bizden biraz çok daha fazla istediler. Daha çok hak ettiler. Yani bu maçın gerçeğiydi. Bu maçta da çok iyi oynadılar. 10 kişi kalan araban pozisyonları da var. Evet, Düzkaya yani bence arada da söyledim playoff oynar hocam. Oynayacak yani. Bu geliyor devre şimdi zorlaşacak tabii. Evet yani gelecek. Ligin 3.'sü Karşıyaka'yı yendikten sonra 4 yol deplasmanından bir puanla dönüyor. Bir puan ki galibiyeti de alabilirdi. Yani 90+3 de yedi. Son bir gol dağıtabilirdi gerçi 4 yol ama sonuçta üst sıralardaki iki takımıyla maçını ilk devre için bitirdi. Bundan sonra herhalde daha alt sıralardaki takımlarla oynayacaklar. Dolayısıyla hafta Çanakkale'yle oynayacaklar. Dolayısıyla hızlı bir trend yakalayabilir. Playoff oynayacak. Seriye ihtiyacı var yani. Kalan o 4 maçta. Herhalde amaç o. Yani bir ilk amaç. İhtiyacı var. Evet tabii ki bir seri. İllaki operasyon da olacak. Evet. Devre arası Hasan Topaloğlu. Anladığım kadarıyla Hasan Hoca playoff için takımını o yerlere getirmeye çalışacak. Adınacak. 4 yolu tebrik edeyim. Çok güzel bir tesise sahipler. Güzel. Takımına destek veren taraftar kale arkalarında, tribünlerde misafirperverliğini çok beğendim. Güzel. Gerçekten orada iyi işler var. Çok iyi niyetli isimler var o noktada. Dört yol camiasını buradan bir kez daha ben tebrik edeyim. İyi yoldalar, iyi sürecindeler. Pırıl pırıl bir takımları da var. Gerçekten
bu noktaya gelişlerinde sürpriz değildir. Evet, bulundukları nokta sürpriz değildir. Ahmet Hoca'yla işte uzun süreli birlikteliğin onlar da meyvelerini toplamaya başlamışlar. Canikçoğlu tartışmalar var maçla ilgili. Evet, onları da değerlendirelim. Hemen tamam. Salih Borucu bizi kaldır ekrandan, tartışmaları getir. O tartışmaları da bir en azından ekrana getirelim ve bakalım Canikçoğlu'nun tartışmalı pozisyona ilgili yorumu ne olacak? Evet, burada bir penaltı beklentisi var. Canikçoğlu. Yani nedir düşüncen buradaki pozisyona ilgili olarak? Ben penaltıya yakın gördüm ama işte top yere çarpıp elle açık ıska geçti orada 11 numaralı oyuncu. Sonuçta topun gidişini önledi. Top hemen önünde kaldı. Yani hemen de yanında Maraş futbolcusu var. 9 numaralı oyuncu. Yani penaltıya yakın yardımcı gibi. Dayak. Eğer içerideyse, ki içerideyse tabii tam onu içeride olduğunu görüyorum ama. İçeride. Ben öyle görüyorum yani. Tamam. Topun gidişi hemen ayaklarının içinde kaldı top. Dolayısıyla kendine bence bir avantaj yakaladı. Ve top daha sonra uzaklaştı. Evet. Yani penaltıya yakın görüyorum. Evet. Gelsin ikinci pozisyon sevgili Salih. İkinci pozisyonu getir. Canikçoğlu bu Furkan'ın gördüğü ilk sarı kart. Bunu değerlendir. Yani sarı kart biraz ağır mı yoksa tamam yerinde doğru bir sarı kart mı? Onu bir değerlendirelim. Salih bir de oynat pozisyonu lütfen. Bir de oynat pozisyonu. Rakibiyle mücadele. Acaba buna mı verdi? Evet, yok buna verdi. Çünkü buna elini götürdü. Arkadan bir itme var ama yani futbolda da bu tip pozisyonlar çok olur. Yavaş oynat Salih. Evet, burada sarı kart bu pozisyona verdi. Doğru bir karar mı yoksa biraz ağır oldu mu sarı kart? Yani aynı tip pozisyonlarda da kartını gösterdiyse doğru diyeceğim ama yani bu tip pozisyonlar çok olur. Orta noktada bir pozisyon. Genç bir oyuncu. Hakemlerin görevi takımları 11-11 bırakmaktır normalde sahada ama bu Kur'an-ı Kerim değildir. Yani eğer bir futbolcu gerçekten hak ediyorsa vereceksin. Anladım. Ama yani birazcık da koruma tarafındayım ben. Bence sarı kart biraz değil. Tamam. Anladım. Gelsin 3. pozisyon Salih. 3. pozisyonu getir. Bu da gördüğü 2. sarı kart ve kırmızı kart sevgili Canikçoğlu. Furkan'ın gördüğü 2. sarı kart. Bunda doğru bir karar en azından kendi adıma söyleyebilirim. Bence Salih bir daha. Salih doğru. Bir daha gelsin. Burada çekme var çünkü. Rakibinin gidişini burada bu şekilde. Zaten bak hiç itiraz etmedi. Ne düz kayalı oyuncular ne Furkan hiçbir itiraz etmedi. Ki çok ilginç bir şey. Şunu belirteyim burada. Maçı ikiye de kulübesinin arasında anlattım hocam. Evet. Hasan Topaloğlu hazırladı yani oyuncu değişikliğini. Furkan oyundan almak için hazırlığa geçti. Hissetti. Ancak yetiştiremedi ve Furkan işte burada kırmızı kartla. İkinci sarıdan kırmızı kartla oynandı. Sarı kart doğru mu? Bence doğru. Doğru. Burada. Tamam. Gelsin son pozisyon Salih. Bir çekme var. Son pozisyonu göster. Evet, burada bir penaltı beklentisi var. Daha sonra ise dışarıda yapılan harekete faul veriyor. Maçın orta hakemi Mustafa Öztugay. Salih içeridekini yavaş oynat biraz. Yavaş oynat. Bunu evet bu bir pozisyonu yavaş yavaş görelim. Bir itme var arkadan. Geri gel. Geri gel sevgili Salih. Ama top önünde olmadığı için belki ilk sarı kart gösterdiği pozisyon gibi. İkinci evet. Sarıdan bahsediyoruz hocam. Yoksa ilk sarıdan. İlk sarıdan gösterdi. İlk sarıdan. Bu daha ağır. Bu daha ağır tabii. Burada bir itme var yani el 4 numaranın eli ileriye gidiyor. Oyna Salih. Ama burada penaltı vermemesinin sebebi oyuncunun topa biraz uzak olması. Topun kendinde olmamasını sebep göstererek belki de penaltı vermemiştir ama yani itme var yani ceza sahası içerisinde. Yeşilli oyuncu sonrasında dışarıda herhalde kendiliğinden yere düşmemiştir. Diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür edelim Salih. Başka pozisyonumuz yok bu maçla ilgili olarak. Canikçoğlu en azından keyifli bir gün oldu. yani bir maçta görebileceğimiz en azından çok çirkinleşmedi oyun. Güzel bir oyun oldu. Sentetik de güzel galiba. Evet, çok enfes bir sentetik. Çok güzel. Yani sentetiğe bakıyorlar. Ben tesisi de beğendim. Güzel. İlgiyi beğendim. Çok güzel. Düzeni, tertibi beğendim. Oralarda şimdi bir tesis vardır. Adı evet. Tesistir ama doğru. Tesisten başka her şeye benzer. Bir de tesis tasarı işte övülmek
ister. Dörtlü sahası da böyle bir saha. Güzeli bir de söyleyecek demek ki. Bizim görevimiz zaten güzeli söylemek. Aynen öyle. Bunu dört yol adına söyleyebiliriz. Düzkaya için de takımın gerçekten takım olma yolunda Hasan Hoca'nın göreve gelmesinden sonra evet, bir iğme kazandırdı evet, takıma. Aynen öyle. Bu da belirgin bir özelliktir. Evet. Gecenin 5. maçı başkente dönüyoruz. Çaynapazar Gençlik Gücü Mor Menekşe maçı. Geride kalan hafta arası Mor Menekşe'de Covid patlaması adeta gündeme bomba gibi düştü. Takım içine Çetinkaya maçından sonra ciddi anlamda sayı rakamında da sayıların üst tarafa yükselmesi hep sıkıntıydı. Başkente bu sıkıntılarla gelen Mor Menekşe vardı ancak Çaynapazar Gençlik Gücü içeride oynadığı maçı hata yapmadan geçmek istiyordu ve günün sonunda 2-1'lik skorla maçı kazanan Niyazi Göksun ve öğrencileri oldu. Çaynapazar Gençlik Gücü'nün 2-1'lik Mor Menekşe galibiyetini hep birlikte izliyoruz. Kısa 1. Lig'in 11. haftasında Çaynapazar Gençlik Gücü ile Mor Menekşe Lefkoşa Atargıstan'da karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu, Ali Akçınar, Cem Öksüzoğlu'ları yardımcılıklarını yapıyor. Mor Menekşe Covid vakası ile pozitif olan oyuncular ile dar kadroyla bu zorlu mücadeleye çıkıyor. Ve ilk yarıdan görüntüler izliyorsunuz. Ceza sahasına yapılan orta savunma karşılıyor. Halil ceza sahasına bu kez savunma topu uzaklaştırmayı başarıyor. Atak devam edecek Mor Menekşe adına. Sabri'nin vuruşunda kaleci Emre son anda topu kornere çeliyor. Gelişen Gençlik Gücü atağı Hasan Akkuyu yerde kalıyor. Maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu faul olarak değerlendiriyor. Kritik bir dakika. Buğra topun gerisinde vuruyor kaleci Gökhan. Direkt çizgi üzerinde Ümitcan topu ağlara gönderiyor. Mor Menekşe savunması offside bekliyor. Çizgi üzerinde son dokunan Ümitcan oluyor ve Gençlik Gücü 1-0 öne geçiyor. Çaynapazar Gençlik Gücü 44. dakikada 1-0 öne geçiyor. Buğra kullanıyor serbest vuruşu. Ters bir vuruş. Kaleci Gökhan'da kalıyor. Ve sonrasında da Hakan Muhtaroğlu ilk 45 dakikanın bitiş düdüğünü çalıyor. İlk 45 dakikayı Çaynapazar Gençlik Gücü Mor Menekşe karşısında 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıda Süleyman'ın direkt kaleye gönderdiği top kaleci Emre'de kalıyor. Savunma arkasına gönderilen top offside diye duraklıyor. Yapılan hata iyi takip eden Burak Topağlar'a gönderiyor. 46. dakikada izliyorsunuz Tayfun kaleci Emre anlaşmazlığı. Burak topu ağlara gönderiyor. Boş kaleye gönderiyor. Ve 46. dakikada Mor Menekşe beraberliği yakalıyor. İkinci yarıda erken golü buluyor. Süleyman kaleci Emre başarılı. Sol taraftan gelişen Çaynapazar Gençlik Gücü atağı. Son çizgi atak devam ediyor. Ceza sahası içerisinde Ümitcan. İçeri ortası savunma karşılıyor. Sonuç alamıyor bu pozisyondan Çaynapazar Gençlik Gücü. Bir başka atak gelişiyor. Ümitcan ceza sahasının ortası bir kafa top dışarıya gidiyor. Net pozisyon yararlanamıyor. Burak kullanıyor kaleci. Emre'de kalan bir başka top oluyor. Hasan Akkuyu ceza sahasına yapılan orta bir türlü uzaklaşmayan top. Savunma karşılamaya çalışıyor. Açılan top ceza sahasında Hasan Kanlı vuruyor. Dönen top Ümitcan bakıyorum topu ağlara gönderen isim oluyor. 78. dakikada iyi takip ediyor. Ümitcan topu ağlara gönderiyor. Ve Çaynapazar Gençlik Gücü bir kez daha öne geçiyor. Maçta son bölümler ceza sahasında yapılan orta savunma karşılıyor. Atak devam ediyor. Ümitcan dönüyor vuruyor topu üstten dışarıya gönderiyor. Ama pozisyon offside. Sol taraftan yapılan orta ceza sahasına kaleci Gökhan elinden kaçırıyor. Tayfun vuruşu kaleci Gökhan'da kalıyor. Bir başka atak. Savunma yine çıkarken kaptırılan top. Yapılan hareket var Mustafa Menekşeli. Oyun devam ediyor. Savunma topu uzaklaştırıyor. Ve sonrasında da Hakan Muhtaroğlu'nda gözler ama oyun devam ediyor. Hakan Eminoğlu ceza sahası içerisinde. İçeri orta gol pozisyonu Ümitcan. Ayağından açıyor. Gökhan çıkıyor. Tehlikeyi önlüyor. Ender gelişen Mor Menekşe atağı sert bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Gözler maçın hakemi Hakan Muhtaroğlu'nda ve çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Çaynapazar Gençlik Gücü 2, Mor Menekşe 1. Mor Menekşe zor şartlarda çıktığı karşılaşmayı kaybediyor. Çaynapazar Gençlik Gücü zirve yolunda yoluna devam ediyor. Evet, 2-1'lik üstünlük ecel terleri döken bir Çaynapazar Gençlik Gücü gözlemledik Can Hoca. Yani geçen hafta da öyle, bu hafta da öyle. Ama tabii ki kötü oynarken demeyeyim de, Bu sıkıntılı günde de kazanmak önemli. Şimdi Mor Menekşe'ye de geçmiş olsun diyelim. Ya, gerçekten önemli bir talihsizlik yaşıyorlar. Çağın hastalığıyla baş etmeye çalışıyor millet. Mor Menekşe'yi de yakaladı.
Yani çok özellikle de Çetin Kaya galibiyeti sonrası, hafta tabii, arası bu olayın patlak vermesi tabii, moralleri de bozdu. Yani bu kadar eksik yakalamışken bir takımı, gençlik gücü, Çaynapazar gençlik gücü gibi bir takımın ki iddialı olduğunu biliyoruz. Hı hı. Zirve için daha rahat bir galibiyet alması gerekiyordu. Ama o aradaki puan farkını kapattı Çaynapazar gençlik yani gücü. Puan farkı evet şu anda 20 puan doğrudur. Zirveyle 5 puan fark var arada. Doğrudur yani en azından gençlik gücü için söyleyebileceğim olumlu tek şey bu oyunla ilk son haftalarda alınan galibiyetler. Aynen, yani aynen. Bu haftaları 3'er puanla geçmeleri onlar adına olumlu bir şey ama ben tahmin ediyorum ki taraftarlar ecel terleri döküyor tribünlerde. Yani gençlik gücü özellikle ikinci golü attıktan sonra yedek kulübesiyle beraber hepsi evet, büyük yani bir sevinç yaşadılar. Baskının farkında varın görüntüsüdür. Yani evet, o baskının yani görüntüsüdür o. Şu ana kadar gençlik gücü beni biraz şey yaptı. Yani ümitlendirdi. Yanılttı. Yanılttı. Çünkü gençlik gücünün kadrosu da çok iyi. Oyuncular var bildiğimiz. Çok tecrübeli. Yıllarca iyi takımlarda, büyük takımlarda futbol oynamış, mücadele etmiş oyuncuları barındırıyor kadrosunda. Tabii onların da kendilerine göre sakat eksik oyuncuları mutlaka vardır. Veya yeni düzelen oyuncuları vardır. Tam form yakalamamış olabilirler. Ama gençlik gücünden daha şu anda 6. sırada yani daha yukarılarda bir yerde olmasını bekliyordum. Çetin Kaya'dan onu beklemiyordum Afin Hocam. Gerçekten sezon başında. Demek ki ön yargılı olmamak lazım. Evet. Ama gençlik gücünden daha fazla bir başarı bekliyordum. Çetin Kaya gittik sonra toparlandı. İyi başlamadı lige. Daha sonra toparlandı ve iyi yerde duruyor şu anda. Ama gençlik gücü beni biraz yanılttı bu anlamda. Belki bir tartışmalı varmış. Tamam. Getirsin ekranlara Salih. Salih getir tartışmalı ekranlara. Konuşalım ve bu maçı da noktalayalım istersen bakalım. Bu maçla ilgili tartışmalı hangisiymiş hemen ekranlara getir. Evet. Bu pozisyon. Buradaki pozisyon mu? Offside'den geldi. Offside beklentisi var. Yok. Hangisidir? Yok. Buradaki bu taraf, bu tarafa, bu tarafa bakıyorum sevgili hocam. Ha? Buradaki bu pozisyona bakıyorum. Ha. Arkaya baktım ben ama arkaya gelmedi. Tekrar alalım o zaman. Evet, görelim bunu. Nitekim golle sonuçlandı. Offside. Offside mi verildi bu? Gol verdi. Var mı offside entisi burada? Bir offside olur mu burada? Bir bakalım tekrar. Faul herhalde tartışmasın bir faul. Şeye bakacağız. Pozisyon offside mi? Offside değil mi? Ona bakacağız. Yani direkt normal ekşeli oyuncuların itirazları vardır ama İşte. Yani burada gol verildi. Evet. Var mı bir düşüncen golle ilgili olarak? Yani sol taraftaki oyuncu biraz galeye yakın Gege'nin. Galeciden döndükten Salih sonra topun ayaktan çıktığı anı getirirsen bize daha sağlıklı konuşuruz. Tam free kickte topun ayaktan çıktığı anı yakala, durdur, ona göre konuşalım. Free kick kullanıldığında topun ayaktan çıktığı anı sevgili Salih. Oynat lütfen. Topun ayaktan çıktığı an bizim için en önemli karedir sevgili Salih. Gel 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 gel. Gel. Gel biraz daha. Tamam. Dur burada. Ama barajla biraz geriye gitti burada daha aslında. Offside olmadığını düşünüyorum ben şu anda. Biraz da dağıldı baraj ve geriye gitmiş oldu. Dolayısıyla evet. Tamam. Teşekkür edelim ve noktalayıp geçelim gecenin 6. maçına, Yeni Boğaziçi Maraş maçına. Yeni Boğaziçi içeride bu hafta Maraş'ı konuk etti. Eralp Şerifoğlu öğrencileri 2-0'lık skorla 11. haftayı 3 puanla kapattı. Bakalım Yeni Boğaziçi Osman Ergün Memes stadında neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. 1. ligin 11. haftasında Yeni Boğaziçi ile Maraş, Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Hakan Ünal, Cemre Malek, Engin Akkagün yardımcılıklarını yapıyor. İki bölge takımının mücadelesinde konuk Maraş'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Her iki takım açısından kritik karşılaşma. Cemil serbest vuruş barajdan dönüyor. Açılan top, o noktada vuruş Mehmet Çetin'den sonuç gelmiyor. Köşe vuruşu kullanıyor Yeni Boğaziçi. Kaleci açılan top ceza sahasında. Bir vuruş, top direkten dönüyor Oytun'dan.
Sonuç gelmiyor. Şanssız dakika Yeni Boğaziçi adına. Gelişen Maraş atağı. Ceza sahasına yapılan orta. Savunma kaleci Remzi. Boşta kalan top. Savunma uzaklaştırmayı başarıyor. Öncesinde faul olarak değerlendiriyor Hakan Ünal. Cemil'in vuruşu zayıf. Kaleci Oğuzhan'da kalıyor. Yine Cemil'le başlayan atak. Ceza sahasında Oytun dönerek vuruyor. Topu ağlara gönderiyor. Dakika 40 izliyorsunuz. Dönerek köşeye bırakıyor. Topu ağlara gönderiyor. Ve Yeni Boğaziçi Maraş karşısında 1-0 öne geçiyor. Ceza sahasına yapılan orta. Bir kafa Oytun'dan sonuç gelmiyor. İkinci golü arıyor Yeni Boğaziçi ama süre yetmiyor. İlk 45 dakika Yeni Boğaziçi Maraş karşısında 1-0 önde kapatıyor. İkinci yarıya Yeni Boğaziçi takımı başlıyor. Gelişen Maraş atağı. Atağın yönü sol taraf. Ceza sahasına orta şut karışımı top yanağlarda kalıyor. Bir başka atak. Savunma arkasından ceza sahasında Ali Çil vuruyor. Kaleci Remzi'ye açılan top. Ali Çil ile devam edecek. Mustafa Köreli sonuç alamıyor. Atak devam ediyor. Ön çizgide ceza sahası ön çizgisinde Eren bir türlü istenilen pozisyonu yakalayamıyor. Sonrasında vuruş geliyor ama sonuç gelmiyor. Ceza sahasına yapılan orta kafalardan sekiyor. Kaleci Remzi'nin ellerinde kalıyor. Gelişen Yeni Boğaziçi atağı. El Amir ceza sahasına orta şut karışımı. Kafa vuruşu arka direkten sonuç gelmiyor. İkinci golü arıyor Yeni Boğaziçi. Savunmada atağı Cemil araya giriyor. Sert vuruyor topu üstten dışarıya gönderiyor. Serbest vuruşu Mustafa Köreli kullanıyor. Ceza sahasına Ramazan'ın olduğu noktaya penaltı beklentisi var. Kaleci Remzi'de kalıyor top. İtirazlar var. Karar değişmiyor. Hakan Ünal oynayın diyor. Maçta artık son anlar. Hasan'la başlayan atak. Savunma arkasında Tolga topla buluşuyor. Açısı dar. Tolga içeriye pası. Gol pozisyonu. Vuruş kaleciden dönüyor. Dönen topu Can Ağlar'a gönderiyor. İzliyorsunuz. Aldı atlıyor. Birinci pozisyonda başarılı değil Can ama ikinci pozisyonda topu Ağlar'a gönderiyor ve 90. dakikada 2-0 öne geçiyor Yeni Boğaziçi. Maçta artık son anlar ve Hakan Ünal'ın çalan düdüğüyle 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Yeni Boğaziçi 2 Maraş 0. Evet, 2-0'lık üstünlükle Yeni Boğaziçi haftayı 3 puanla kapattı. Bir tartışmalı pozisyon var. Görelim o tartışmalıyı. Sonrasında Yeni Boğaziçi Maraş'ı değerlendirelim. Bakalım Yeni Boğaziçi Maraş maçında kafalarda soru işareti bırakan pozisyon hangisiymiş? Can Hocam arkadan bakarsak arkadan bakalım. Evet, bu da daha iyi görürüz burada. Bu daha iyi doğrudur. Evet. Sevgili Salih teşekkür ederim sana şimdiden. Penaltı beklentisi var burada. Ama yani bir itme var sanki o 57 numaralı oyuncu dikkat etmek lazım. Kendi adamını yok. İtti. Şey var. Elle oynama itirazı var. Tamam. Elle oynama itirazı var. Salih buralarda yavaşlatman lazım ki ama sırta vurdu ben. Ya sırta vurdu ama orada da bir itme gördüm. Hı hı. Fakat kendi oyuncusuyla mı çarpıştı orada? Ama sırttır yani. Evet, top yani elle de, ilgisi evet, oldu. Devam edelim Salih. Üstelik de topu evet. Görmüyor yani oyuncu. Top arkasında kalıyor. Hı-hı. Yani orada bir elle oynamanın olduğunu düşünmüyorum ben. Tamam. Teşekkür ettik. Salih sana da teşekkür edelim. Evet. Canipçioğlu. Evet. Maraş ciddi bir düşüşün içinde. Yani inşallah bizim programa gelmişti. İzzet Kaçmaz Çetinge maç öncesiydi. Hocayı başkente kadar getirdik. O günden sonra da devamlı mağlubiyet geldi. Hı hı. Seri bir mağlubiyet bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Yani bu haftalarda seri galibiyet çok iyi noktaya getirdiği gibi. Özgüven gider. Düşüşe girdi takım. 13. sıraya girmiş, gerilemiş. Hı hı. Nedir problem, nedir sorun bilemiyoruz ama oynanan futbol da yeterli değil. Yani puan alabilmek için, galip gelebilmek için, gol atabilmek için oynanan futbol da yeterli olmuyor Maraş'ta. Ben Çetinge maçında izlemiştim. Çok yetersiz bir oyunla Yeni Boğaziçi buru buruna kalmıştık. Yeni Boğaziçi çıkma için bu yarışın içinde olur mu? Vallahi 17 puanı var. 17 puanı var. Tabii ama hani bugün Gege'yi bu sürecin içine korsak, Yeni Boğaziçi'yi koymazsak haksızlık olur. Mutlaka puanlara baktığımızda doğrudur ama istikrar bakımından o istikrarı yakalayabileceğine inanır mı Yeni Boğaziçi'nin onu bilemem. Mor Menekşe ve Yeni Boğaziçi'ndeki kestiremediğim iki takımdır. Yoksa çok köklü iki kulüpten bahsediyoruz. Biraz sonra Aysef Tepe'yi konuşacak ama şimdi Yeni Boğaziçi ve Mor Menekşe için iddialı bir demeç vermekten kaçınıyorum. Bu tarafa kaçınacaksın. Kaçınıyorum çünkü istikrar arıyorum ben takımlarda. Evet. Yani şimdi bir yukarıdaki takımların istikrarını görüyorum.
Tabii ki arada kayıplar olur. Ama bir kazanıp bir kaybetmek, bir kazanıp bir kaybetmekle üstü zorlamak biraz zor gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum hocam. Boğaziçi için tabii ki hocam buyur. İki defa mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani Yeşilova bu ligde Boğaziçi iki defa mağlup oldu. Evet, mağlubiyeti iki defa ama beraberlikleri fazla. 17 puanı var ama orada memleketinden önemli hocalarından biri var. Tabii ki çok tecrübeli. Erhal Hoca orada. Tabii. Sevgiler, saygılar iletelim Erhal Hoca'ya da buradan. Erhal Hoca'mıza da saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Sizin maç nasıl geçtiydi hocam? İyi bir maç oldu muydu yani beklentilerinizin? Hani çok geriye dönmek istemiyorum belki ama en azından bulmuşken değerlendirelim. Hani keyif aldığım bir gün oldu mu yeni yola çıkarsın? Oldu tabii. 4-2 kazandık. İyi de futbol, açık futbol oldu. Beraberlik takımı hocam. Yani 3 puanlık sistemde 1 puan almak ve 5 beraberliği var yanılmıyorsam. Tabii şu anda tam şeylerini bilmiyorum. Belki de hocamın kulüp yönetiminin düşüncesi. Belki birkaç yıl daha burada genç takımla burada tabii, kalıp da, güçlü bir takımla çıkma hedefleri de oldu. Olabilir. O da bir önemli bir hedeftir Erhal Hocam'ın ve kulübün. Mutlaka Erhal Hoca oradaysa bir stratejiyle çalıştığına eminim. Ama iyi futbol oynar, başarılı bir takım. Ve iki defa mağlup olmuş bir takım. Onun için... Evet. En fazla berabere kalan işte iki takımdan bahsettik. Yani bak Yeni Boğaziçi, Mormereş'e beşer beraberlikle en fazla berabere olan takımlar. Dört yoldan sonra da en az mağlup olan takımlar kervanında yer alıyor. Yeni Boğaziçi işte, Karşıyaka öyle, Yeni Boğaziçi öyle ve Gençler Birliği. Salih, Esentepe İncili maçıydı sıradaki karşılaşma ancak Çanakkale Görneş maçını yayınlayalım. Çanakkale Görneş maçını ekranlara getir. Esentepe İncili'yi son maça bırakalım ki sonrasındaki bağlantıyı da keyifli bir şekilde yapalım. Çanakkale Görneş maçı bu haftanın alt sıralar adına önemli maçıydı. Sıkıntılı noktada bulunan iki takım da kazanan taraf 3-0'lık skorla Çanakkale oldu. Görneş'e de bugün Hamdi Öğütçü yönetimine oturdu ve görevden ayrıldığını yönetime bildirdi. Çanakkale Görneş maçında neler olmuş hep birlikte izliyoruz. Kısa 1. Lig'de 11. hafta mücadelesi Mausa Çanakkale Muharrem Döve Stadı Çanakkale Görneş'i konuk ediyor. Maçın hakemi Hüseyin Eyüpler, Halil Erdem Cananoğlu, İsmail Egeli yardımcıları, Tufan Çerçioğlu 4. hakem ve karşılaşmanın ilk devresinden görüntüleri izliyoruz. Sakatlık var, yerde kalan futbolcu ama atak devam ediyor. Ceza alan Chelsea gol pozisyonu, kaleci Umut çıkıyor o noktada, topu uzaklaştırıyor sonrasında savunma. Yine Görneş atakları ilk dakikalarda. Ceza alan içerisine doğru yerden vuruş, kaleci Umut kontrol ediyor. Çanakkale atağı, ceza alan içerisinde yerde kalan futbolcu var. Oyun devam ediyor. Sonrasında top dışarıda, sonuç gelmiyor. Serbest vuruş kullanıyor Çanakkale takımı. Ceza alan içerisinde Ekrem'in ortası. Seken top ağlara gidiyor, gol. Ekrem'in vuruşunda dakika 40. Direkt kaleye giriyor. Dokunmuyor herhangi bir futbolcu. Top ağlara gidiyor ve Çanakkale 1-0 öne geçiyor Görneş karşısında. İlk devre bitiyor. İlk devrenin sonucu Çanakkale 1, Görneş 0. İkinci devreye Çanakkale takımı başlıyor. Çanakkale atakları devam ediyor. Yunus, kaptan Yunus ceza alan içerisinde gol pozisyonu, vuruşu direkt dönen top, vuruş, top dışarıya gidiyor. Net pozisyon, yararlanamıyor Çanakkale takımı. Görneş atağı. Ceza alan içerisi, vuruş, top yandan dışarıya gidiyor Mustafa Emir. Sonrasında direkt kaleye Umut son anda uzanıyor, topu kontrol ediyor. Ceza alan içerisi, Çanakkale gole çok yakın. Bu arada kalkan bayrak var, offside kararı pozisyonda. Ceza alan içerisi Kaan rakibine sığınmaya çalışıyor. Sonrasında vuruşu top yanalarda kalıyor. Ceza alan içerisinde yine Çanakkale atağı, seken top, şut ve top ağlarda gol. Top ağlara gidiyor. Osman Çobanoğlu 69. dakikada tecrübeli isim takımına iki farklı skoru yakalattırıyor. Sonrasında ceza içerisi kafa vuruşu, bir vuruş daha sonrasında top dışarıya gidiyor. Arda arda Çanakkale atakları. Şimdi atak yine Çanakkale'den, güzel bir ara pası, ceza alan içerisi top boşta kalıyor. Vuruş ve top ağlara gidiyor, gol. Barın top ağlara gönderiyor. 76. dakikada skor 3-0 oluyor. Çanakkale 3-0'lık skoru yakalıyor Muharrem Döve Stadı'nda. Yunus gitmeye çalışıyor. Topla buluşuyor. Ceza alan içerisi çekiyor topu. Güzel hareket. Vuruş, kaleci Hasan Bilal. Yine Çanakkale atağı. Vuruş, top üstten dışarıya gidiyor.
Son bölümde Çanakkale atakları devam ediyor. Ama sonuç gelmiyor ve son düdük geliyor. Hüseyin Eyüpler maçı bitiriyor. Maçın skoru Çanakkale 3, Görnet 0. Muharrem Dövşit stadında 3-0'lık skorla sahadan galip ayrılan ev sahibi Çanakkale oldu. 5 olan puanını da 8 yaptı. Görnet artık iyice çıkmaz bir cenderenin içinde. Antrenör değişikliğinden de gidecek. Ne kadar etkili olur bilemem. Ama tabii Çanakkale'nin Görnet'i yenmesi gayet doğal. En azından yukarıyla onlar, puan farkının açılmasına olanak vermedi. Tam da bundan sonraki haftalarda alacağı sonuç da Çanakkale'nin kaderini belirleyecek. Ya, aynen öyle. Bakalım. Öğrenelim. Evet, gelelim gecenin son maçına. Esentepe İncirli maçı. Esentepe bu hafta sahasında yeni teknik patronu Davut Kansu'yla ilk karşılaşmasına çıktı. İncirli 2-0 mağlup ederek belki de onlar da haftalar sonra galibiyetle tanıştı. Bakalım Esentepe İncirli maçında neler yaşanmış, hep birlikte izliyoruz. Aksa 1. Lig 11. hafta maçı. Esentepe Erdal Barutsa'da Esentepe İncirli'yi konuk ediyor. Maçın hakemi Şakir Azizoğlu, Ahmet Genç, Mehmet Ekşici yardımcıları, Kerem Eren 4. hakem. Maça İncirli takımı başlıyor. İncirli atağı ilk dakikalar vuruş, top yükselik kazanıyor. Sonrasında savunma, serbest vuruş kullanıyor Esentepe takımı. Ceza alan içerisi kaleci Çağan topu kontrol ediyor. Ceza alan içerisinde gol pozisyonu, İncirli atağı vuruş, kaleci Onur önlüyor. Sonrasında yine İncirli atakları. Sami'nin vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. Sami Ergazi serbest vuruş, top direğe çarpıyor. Sonrasında savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak sonuç gelmiyor. Sonrasında çalan düdük, ilk devre bitiyor. İlk devrede gol sesi çıkmıyor. İki takım da yeni teknik adamlarıyla maça çıkıyor. Davut Kansu Esentepe'de, Ali İmam İncirli'de görevde. Ceza içerisi, son anda müdahale. Orada faul beklentisi ve penaltı kararı çıkıyor. Maçın hakemi Şakir Azizoğlu penaltı kararı üretiyor pozisyonda. Atışı emek kullanıyor ve topu ağlara gönderiyor, gol. Dakika 46, ikinci devrenin henüz başı. Esentepe 1-0 öne geçiyor İncirli karşısında. Yine Esentepe atağı. Ceza alan içerisi, dokunamıyor orada Esentepe futbolcuları. Sonuç gelmiyor. Hüseyin Değnekli ceza alan içerisi. Yerden ortası, şut pozisyonu, kaleci Çağan topu kontrol ediyor. Sami Ergazi kullanıyor serbest vuruşu. Ceza alan içerisi kafa vuruşu, top üstten dışarıya gidiyor. Serbest vuruş hemen kullanıyor Esentepe futbolcuları. Ceza alan içerisi son anda vuruş ama top üstten dışarıya gidiyor. Yine İncirli atağı, beraberlik çabaları, sonuç gelmiyor, top dışarıda. Esentepe atağı, boşluk var savunmada. Ceza alan içerisi, gol pozisyonu, yerden vuruş mu, topu ağlara gidiyor. Egecan topu ağlara gönderiyor. 75. dakika, Esentepe farkı 2'ye çıkarıyor. Büyük sevinç var Esentepe futbolcularında. İncirli atakları sonrasında ceza alan içerisi, yerden orta, gol pozisyonu, savunma ve kaleci topu kontrol ediyor. Kaleci Onur ve çalan düdük, maç bitiyor. Maçın skoru Esentepe 2, İncirli 0. Evet, 2-0'lık Esentepe üstünlüğüyle tamamlanan 11. hafta, 14 puana yükseldi Esentepe. Emeğin talihsizliği, sakatlığı, emeğe de buradan geçmiş olsun dilerimizi iletelim. Ali İmam'la İncirli'nin anlaşması vardı. Açıkçası iki takımın da yeni teknik adamlarla çıktığı bir gündü. Kazanan Esentepe oldu. Bir tartışmalı varmış. Gelsin ekranlara, o tartışmalıyı görelim. Bakalım Esentepe İncirli maçındaki tartışmalı hangisiymiş? Ya burada el, evet, var. Burada elle oynama. Evet. Abi görelim bakalım. Evet, elle dedi Şakir Azizoğlu maçın hakemi. Bir daha görelim var, pozisyonu. Var. Bana desem, evet, burada. Elle var. Evet, topu burada. Önünde. Evet, yani penaltı. Önünde kalmış. Evet, doğru bir eller karar. Açık zaten. Evet, bu şekilde. Teşekkür edelim Salih. Bağlantıyı hazırla. Canipçioğlu biliyorsun, evet. Kılıç Ali Kahraman'ı bağlamıştık geçen hafta. Evet. Bir takım açıkçası açıklamaları oldu. Doğal olarak da Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan'a da söz hakkı doğdu. Onu alacağız yayına. İşte az sonra onu hazırlayacağız yayına. Alalım. Biliyorsun Cemal Erdoğan'ın da çocukları futbol oynuyor. Evet. Onlarla ilgili onun da illaki görüşleri vardır. Hazır olduğunda bağlantı az sonra zaten içeriye alacağız ve programı da noktalayacağız. Esentepe toparlanır mı Davut Hoca'yla?
Toparlanır çünkü camiye iyi bilen bir arkadaşımız, iyi bir teknik adam olarak görüyorum ben Davut Hoca'yı. Esentepe içerisinde sorunlar asgariye inerse, ki her kulüp gün yaşadığı sorunlar. Barış Esentepe'de bu dönemde biraz fazla bu sorun. Barış sağlanırsa Esentepe'nin ligdeki konumu daha rahat olacak gibi geliyor bana. Ama tabii ki bekleyip görmek lazım. Bakalım Cemal Erdoğan ne açıklamalar yapacak? Şu anda hatta Esentepe Belediye Başkanı. Sayın Cemal Erdoğan, teşekkür ediyorum katıldığın için. İyi akşamlar diliyorum. Öncelikle hayırlı yayınlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sanıyorum televizyonumuzun sesi biraz açık. Onu biraz kısarsanız daha sağlıklı bir görüşme yapabiliriz Sayın Erdoğan. Evet. Herhangi bir programda tartışma yapılan eleştirilere cevap vermek gibi bir hakkım yok. Evet. Evet. Fakat burada söz konusu ben değilim. Esentepe ailem ve çocuklarımız. Bu noktada geçen hafta eski antrenörümüz Kılıç Ali Kahraman'ın yapmış olduğu açıklamalardan beklerdim ki Esentepe yöneticileri bir hafta içerisinde açıklama yapsınlar. Esentepe yöneticilerine bir açıklama yapın, yoksa ben açıklama yapacağım ve gerçekleri topluma ben anlatacağım dedim. Esentepe yönetimi zaten kulüp başkanı, ben yetkilerimi as başkanlarıma devrettim. Bu noktada pek de açıklama yapmak taraftarları olmadıkları için ben açıklama yapmak zorunda kaldım. Öncelikle takım kaptanımız ve sahadaki beynimiz Emeğin geçirmiş olduğu talihsiz bir sakatlıktan dolayı Emeğe ve tüm Esentepe camiasına geçmiş olsun dilerim. Bugün de kulüp başkanı ve ailesinin COVID olmasından dolayı kulüp başkanına da ayrıca geçmiş olsun derim. Kişiler de acil şifalar verir. Ben isterdim buralarda Esentepe'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda başarılarından bahsedeyim. Ama size Kılıç Ali'nin yapmış olduğu ithamlardan önce Esentepe Spor Kulübü'nün geçirmiş olduğu evreleri anlatmam gerekir. 2 yıl önce bugünkü kulüp başkanı yanıma gelip bana, başkan ben Esentepe Spor Kulübü'ne kulüp başkanı olmak isterim dedi. Bana destek verir misin? Ben de dedim ki, yahu sen hiçbir şekilde Esentepe'de top oynamadın. Futboldan anlamazsın. Eşin, çocukların, baban, annen topçu değil. Sen önümüzdeki dönem belediye başkanlığı düşünüyorsun. Onun için kulüp başkanlığına aday olacaksın. Çok sevdiğim bir tane dostum da yanıma geldi. Kesinlikle ben Esentepe'de belediye başkanı olmayacağım ve Esentepe'ye hizmet etmek istiyorum. Biz de bu noktada bölgemizde, hani geçen hafta Kılıç Ali antrenörümüz dedi ya, Esentepe'nin sponsorları yoktu. Aslında Esentepe'nin çok büyük sponsorları vardır. Bölgemizdeki her iş adamı Esentepe'ye maddi ve manevi destek veriyor. Biz de kulüp başkanına destek için Baştaşlar şirketine gittik. 30 bin dolarlık çek aldık. Ve bölgemizdeki diğer iş adamları, Karinton olsun, Salikayım olsun, Acapulco olsun, bölgemize ciddi maddi katkılar sağlamasına rağmen biz de bunları alıp aracı olarak Esentepe Spor Kulübü'ne verdik. Süreçte bölge köylerde, civar köylerde mevcut kulüp başkanının belediye başkanlığına aday olacağı haberleri geldi. Kendisiyle görüştüğüm zaman, sen yanındakilere dikkat et, ben aday değilim gibi laflar etti. Kulübün genel kurulunda, en son genel kurulunda, bütün kulüp genel kurulunun önünde dedim ki, arkadaşlar ben belediye başkanıyım. Benim karşıma bir kişi rakip çıkacak. Bu Ali olur, Veli olur, fark etmez. Bu yarış olacak ve herhangi biri benim karşıma aday çıkacak. Bu adayın İbrahim Beyazbayram olduğu için kulüp başkanlığına aday olmaz. Çünkü o kulüp başkanlığına aday olursa ben oraya destek veremem. Destek verdiğim zaman kendi elimle ona silah verir, beni vurmasını sağlar. İsterse babasını, isterse annesini, isterse ablasını, isterse şimdiki as başkanlarından birini başkan olsun. Ben onun bir verdiği yere ben 3 kere vereceğim. Kulüpte genel
Genel Kurulu Ergesi'nin önünde hayır ben belediye başkanları değil. İki ay önce, bir ay önce Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu belediye başkanı adayı olarak ilan etti. Ben de dedim ki ne istersen yap, yanlış anlaşılacak. Bugün istifa et, en yakın adamını kulüp başkanı koy, ben destek vereceğim. Esad'e de gerekirse destek vereceğim. Bu noktada istifa etmemeyi kabul edip iki tane as başkanını başkanlık görevlerini teslim ederek başkan olmalarını sağlar. Yetkilerini terim. Esentepe Spor Kulübü lige girdi. Esentepe Spor Kulübü lige başladığı zaman ilk 3 maçta oğlum olan Şükrü Hilmi Erdoğan 3 golü Esentepe'ye atmış olduğu 3 golü de paytaydı. Tabi takım hepsi çok iyi oynadı. Takım arkadaşları çok iyi oynadı. Her takımdaki başarının, her futbolcunun payı var. Ama sonuçta golleri oğlum attı. Yani demek ki oğlum Esentepe için bir şeyler ortaya koyuyor. Küçük oğlum Osman Erdoğan da, ben geçen yaz plajda ona bir antrenman yaptırdım. Dedim ki oğlum sen bu ülkede çok büyük bir galeci olacaksın. Sen galeye gideceksin. Onur askerdeydi. İlk 3 maç Onur Esentepe'de galecilik yaptı. Çok da iyi galecilik yaptı. Onur'un karakterine, sporculuk duruşuna, sahadaki efendiliğine diyecek hiçbir sözüm yok. 4. haftada 4 yol maçına giderken Onur'da bir sakatlık belirdi ve Osman'ın galeye geçmesi gündeme geldi. Ve Esentepe'de kaleci antrenörü yok. Tuğrul arkadaşımız kendi bilgileriyle kalecilik antrenörü yapıyor. Daha Esentepe'deki kaleci antrenörü görmeyen oğlum ilk maçına çıktı. Çok da güzel kalecilik yaptı. Hatta artık beni incitmeye başladılar. Bu galeci seni geçecek. Ben de dedim bu galecini göreceksiniz 2 sene sonra. Türkiye'ye açılacak. Çok iyi bir yeteneği var. Fiziği de çok güzel. 2. maç yine çok iyi performans gösterdi. 3. maç da çok iyi performans gösterdi. 4. maç Gölmeç maçına gelirken son hafta ben de sahaya çıkıp oğlum degajları çok yukarı dikiyorsun. Drop degaj yapacaksın. İşte böyle atacaksın gibi kalecilik tekniklerimi, bilgilerimi biraz ona aktardım. O antrenmanlarda da kaleci Onur içeride oynuyor. Yani o hafta galede oynar bir pozisyonu yoktu. Kılıç Ali'ye yapılan algı operasyonlarıyla Osman'ın o hafta galeye doğmaması gerektiğini, tabi antrenörün tasarrufundadır. Antrenör istediği oyuncuyu oynatır, istediği oyuncuyu oynatmaz. Ben kulüp başkanı olsam bana bir antrenör gelip sen beni oynatmazsan ben oynamam, o oyuncuyu yollar. Kulübe yanaştırmam bir. Ama Kılıç Ali Osman'ı 17 yaşında bir çocuk. 3 hafta çok iyi top oynamış. 1 numaralı galeci. Yani o hafta Süper Lig dahil 3 hafta Kıbrıs'ın en iyi galecisi olduğuna inanıyorum. Galecilik bilgilerime de oradaki Afyon Hocam, Can Hocam ve siz herhalde kefilsiniz. Gölmeç maçına çıkarken nasıl olsa Gölmeç zayıf. Algısı da yapılarak Kolonyum'da yemek yedikleri anda Kılıç Ali iddia ettiği gibi eğitimci idiyse ve eğitimi çok iyi yapıyor idiyse alırdı oğlumu. Oğlum bak Onur da çok iyi galeci, sen de çok iyi galeci. Bu hafta Onur'la başlamak istiyorum. Onur oynasın. Artık ikiniz de çok iyi, hanginiz oynamasa yazıktır gibi gönlünü alsa Osman canını vererek Esentepe için bugüne kadar bizim yaptığımız oğullarımızın, çocuklarımızın, ailemin voleybolda, handbolda, futbolda yaptıklarımız ortadadır. Esentepe için neler yaptığımız ortadadır. Bu gönlünü alsa hiçbir şey olmazdı. Kadroyu açıklarken evet bugün bir o klasiğiyle başlıyoruz. Ama Osman değil de Onur. Öyle adeta dalga geçer gibi çocuğun gönlü kırıldı. Şükrü de yeter artık bu siyasetten çektiğimiz değil. Hem sizden hem de siyasetten çektiğimi ben bugün kendimi yesetmiyorum, oynamıyorum. Bu noktada ben tribünden baktığım zaman iki oğlumun oynamadığını gördüğüm zaman üzüldüm. Ama tasarrufun antrenörde olduğunu, hiçbir şekilde herhangi bir tepki olmaması gerektiğini, çünkü tribünde eşim de oğullarını görmeyince biraz öfkelendi. Hayır, antrenör dedim, tasarruf dedim. Ama daha sonra kulübün bir tane antrenör olmak isteyen, biraz sonra onu da anlatacağım, yöneticisi, ne oldu be Osman?
Osman bugün Katar'a yoksun der gibi çocukla dalga geçtiği zaman çocuğum üstüne yürümeye çalıştı ve arkadaşlar oldu. Bunların takdir ettiğim, tasvip ettiğim olaylar değil. Bunların buralarda tartışılmasını istemezdim. İsterdim ki buralarda Esentepe'nin geçmişte olduğu gibi başarılarını konuşalım. Ama gelinen noktada zaten İbrahim Başkan'a, İbrahim Başkan diğer eskiden yöneticilik yapmış kulüp başkanlarına, kulübü seven gerçek kulüpçileri tek tek telefonla arayıp ne dersiniz bu konuda dediği zaman güya onlara bir değer verdiğini, onların da fikirlerine saygı duyduğunu gösterip aslında hepsi ona hayır şu anda istifa etmen gerekir, istediğin kişiyi kulüp başkanı seç, aday göster, onu biz onun baştan seçeceğiz ve senin istediğin düzen gene gelecek. Hazlandıra belediye başkanlık seçimine girdiği zaman zaten kaybedeceksin. Kaybedersen de kulübe tekrar mevcut koduğun kulüp başkanı istifa eder. Sen de tekrar kulübe alır, devam eder. Yahu benim kulüpten 2 milyon 200 bin TL alacağım var. Ben bu parayı nasıl alacağım kulüpten istifa edersen dediği zaman ona aslında biraz haklısın ama senin adamındır orada olan. İstifa etti genel kurmay. Genel kurmada gitmedi. O günden bugüne Esentepe Spor Kulübü 200 bin TL olan alacağını 80 bin TL indirdi. En son geçen maçta İncirlik maçı öncesi sporculara birer maaş daha vererek bu çocukların performansını arttırdı. Cuma günü de ayrıldı kulübün balosu var. Kulübün balosundan elde edeceği gelirle diğer 80 bin TL'sini alır ve umut edelim ki bu dönem kulübün başkanlığından istifa eder. Gene kendi istediği adamı bak. Kimi bugünkü as başkanlarından kimi korsa oraya destekleyeceğimizi ve onun kulüp başkanlığına gelmesi için elimizde geleni yapacağız. Evet. Ama şimdiki başkanın samimi olduğuna inanmıyorum. Ve Kılıç Ali'nin geçen haftaki yapmış olduğu bize ve kulübe yapmış olduğu ithamlardan dolayı şimdi Kılıç Ali'nin hocamızın çok da severim, arkadaşımdır. Hı hı. O televizyondaki konuşmalarından sonra arayıp konuştum. Kılıç Ali'ye kulüpten bir yönetici benim oğullarıma telefon etti ve dedi ki, yönetici değil pardon bir sporcu. Biz karar aldık, Kılıç Ali'yi göndereceğiz, yerine de Gökhan Kim'i antrenör koyacağız. Benim oğullarım ikisi de hiçbir sporcunun antrenörünü gönderme gibi bir şey lüksü olamaz. Biz Kılıç Ali'nin arkasındayız. Hı hı. Başkan, bunu deyinceler bu iki yıldan vazgeçtiler ve Görneç maçından sonra kulüp yönetiminde bir toplantı yaptık. 3-0 aldığımız maçtan sonra. Kılıç Ali'nin 7'ye 3 antrenörlükten gideceği kararı çıktı. Ama bunu karar defterine işlemediler. Ama 7 yönetici gitsin, bak 3-0 aldığımız maçtan sonra 7 yönetici gitsin, 3 yönetici kalsın dedi. Ve bunu Kılıç Ali'ye tebliğ etmediler. Çünkü o günkü kadro algı operasyonuyla çıkmıştı. Gelebilecek bir kötü mağlubiyette algıyı yaptıranlar sorumluydu. Yalova maçında 3-0 öndeydik. Ben Türkiye'den geldim. Evet, Kılıç Ali'ye 2 tane şey çektim, mesaj. 2 tane mesajı da aynen söylüyorum. Esentepe'ye verdiğin zarar yeter. Hem Esentepe'yi bitirdin hem oğullarımı istifa et. Bir mesajım. İkinci mesajım, hoca kendi gönlünle bırak. Çünkü bırakmazsan bu hafta sana tribünden ağır eleştiri yapacağım. Türkiye'deydim, yapamadım. Yalova maçında 3-0 öndeydik, geldim. Herhangi bir 3-0 öndeyken eleştiri yapamadım. Ve Kılıç Ali transferleri ve transferleri yönetimle beraber yaptığını iddia etti. Esentepe Spor Kulübü'nün sağ bekine TC kontenjanından bir oyuncu aldı. Esentepe sağ bekinde Mustafa Soytürk diye bir çocuk var. Bahçeli'den gelen. Devran diye genç bir çocuk var. İlk 3 maç TC kontenjanı sağ bek oynadı. Biz dedik ki olamaz böyle bir şey. Esentepe'nin öz kaynakları varken sağ beke TC kontenjanı gelemez. O günden sonra TC'li kontenjan işe yaramadığı için çocukla yollarımızı ayırdık. Bahçelili Mustafa Soytürk, Emre'nin
kardeşi. O da çok yetenekli bir çocuk. Tamam. O çocuğu da futboldan artık soğuttular. Biraz da kendi geçen hafta evet yaptı oynadı bir sakatlık geçirdi. Onun da biraz sıkıntıları var. Ama bu kadar yanlış bir tercih yapıp TC kontenjanını, yabancı kontenjanı libero olur, orta saha olur, santrafor olur. Bunu futbol oynayanlar bilir. Sağ beke TC kontenjanı olmaz. Başkan, bir keseyim sözünü, gireyim araya. Zaten zamanda daralıyor. Birkaç sorum var. Onlara bir kısa cevap ver ki... Bir soru daha söyleyeyim. Lütfen ama ben soru soramadım. Ben zaten hiç soru soramadım. Sen kendi düşüncelerini aktardın. Bir şey daha söyleyeceğim. Esentepe Spor Kulübü'nün sponsorları vardır. Bütün iş adamlarımız sponsor. Şimdi sorun. Tamam, o zaman son sorduğundan başlayayım. Bütçenin kaçta kaçını karşılayacak mı bulduğunuz sponsorlar? Hepsini. Evet. Yani tamam. Esentepe bölgesindeki iş adamları. Tamam. Hepsi geçen yıl. Yani bütçenin tümünü karşılayacaklar. Doğru mu anladım? Karşılayacaklardı istifa etmiş olsaydı evet. Tamam. Tamam. Şunu doğru mu anladım? Bugün İbrahim Beyaz Bayram dışında o koltukta kim oturursa kulüp başkanlığı koltuğunda kim oturursa desteğiniz tam olacak. Doğru mu anladım? Geç kaldılar. Bu konuda geç kaldılar. Geç kaldılar. Benim yani bu saatten sonra kim olur? Dediğim noktada evet. Ama şu anda kulübe siyaset sporun önüne geçmiştir. Tamam. Oğullarınızı gönderecek misiniz peki takıma futbol oynasın? Benim oğullarımın Esentepe'yle hiçbir dertleri yoktur. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Benim oğullarım kendileri karar verdiği zaman Esentepe'de gidip oynarlar. Benim onların oynamaması veya Esentepe'de bir tavır almaları gibi bir isteğim olamaz. Sadece büyük oğlum bana, baba sen bana haksızlığın karşısında nasıl duracağım sen öğrettin. Bırak biz karar verdiğimiz zaman gidelim. Ben dedim ki oğlum hiçbir futbolcu yönetime şart koşamaz. Ben olsaydım o olaydan dolayı evet kardeşine sahip çıktım doğru. Siyaset karıştı doğru. Keşke bunlar olmasaydı. Siyasetin karıştığını kabul ediyorsunuz yani Esentepe kulübüne. Tabii ki. Tamam. Teşekkür ederim çünkü içeriden yönetmenim de uyardı. Zamanım daraldı. Teşekkür edeyim. Temennim kara bulutların dağılması çok güzel bir beldedir. Çok iyi bir köydür. Esentepe hep burada biz futboluyla övdük, gençleriyle övdük. Temennim de bir an önce kötü tablonun kalkması, camiaya sevgilerimi, saygılarımı, beldeye sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum sevgili başkan. Teşekkür ederim. Can hocama, Atın hocama size hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ ol hocam. Esentepe Spor Kulübü'nün bu yılki kadrosunun kalitesi gerçekten ligi çıkacak bir kaliteydi. Maalesef ki siyaset biraz önüne geçti sporun. Ama önümüzdeki günlerde bu Esentepe Serdam ve Esentepe'deki hırsım yerini alacak ve Esentepe yine vazgeçilmez olacak. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Vereceğim söz. Hocam çok kısa olarak gençler birliği maçıyla ilgili düşünceni söyle. Seninle sohbeti noktalayayım. Zorlu bir deplasman. Tabii gençler birliği önemli bir camia. Öncelikle çok büyük bir camia. Şu anda da ligin lideri. Takım olarak iyi bir takım, iyi oynayan. Zor bir deplasman da futbolcu olmamızdan. Deplasman dendiğinde deplasman gibi bir deplasmandır. Ama biz de çok iyi bir takımız. Yani bunu artık iyi futbol oynuyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi keyifli, güzel bir gün olsun herkes için. Keyif veren bir maç olsun. Herkesin keyif aldığı bir oyun olsun. Günün sonunda da hak eden kazansın. Ondan sonra daha çok maç vardır. Bu kimse için bir kader maçı değildir. 3 puan alınsa da 3 puan kaybedilse de ne bir avantaj elde edilecektir ne de bir avantaj kaybedilecektir. Biz bugünden itibaren futbolcular konuşmamızda bunu söyledim. Herkes çok rahat olsun. Bizim için diğer maçlardan hiçbir farkı yoktur. Kazanmak için gideceğiz. Kaybedersek de her zamanki gibi rakibimizi tebrik edip oradan ayrılacağız. Evet. Can Hoca çok kısa.
Umarım Milat Esentepe için 23 Ocak'tan sonra değişir. Anladığım kadarıyla bu iş 23 Ocak'a kadar devam edecek. Ama ben şunu söyleyeyim, bu hafta en önemli karşılaşma olarak Gençler Birliği Karşıyaka maçını görüyorum. Ama ikinci derecede önemli karşılaşma olarak da iki maç söyleyeceğim. Yalova 4 yol, Sefece 4 yol. Evet. Ve Çetinkaya Yeni Boğaziçi maçlarının oldukça önemli olabileceğini düşünüyorum. Evet, teşekkür edeyim ikinize de hocam. Camiye sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Evet. İlk fırsatta gelip yerinde ortaya çıkardığın kareyi, tabloyu görmek istiyoruz. Var mı eklemek istediğin bir şey hocam? Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bizim köyde bu maç yemeklerini ve özellikle kahvaltılarımızı bizim oradaki köylü kadınlarımız, futbolculuğun, Gökhan hocamın ailesi, futbolcularımızın ailesi oradaki kadına gönüllü olarak karşılıyorlar, hazırlıyorlar kahvaltılarımızı, daha önce maç yemeklerimizi. Onlara kulübüm adına teşekkür ediyorum. Şahsım olarak da bana her zaman girdiğim günden beri büyük destek olan bu 3,5 aylık süreçte başta eşim, ailem, çocuklarım ve kardeşim Murat Girgen maddi manevi büyük destek oldu. Yine her zaman yanımda olan baldızım Zeliz Sakaloğlu maddi manevi her zaman benim yanımda oldu. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek isterim. Diğer teşekkür edilmesi gereken insanlar, kulüpler teşekkür ediyor. Bir de Sayın Başkanım'a her zaman sevgi ve saygıyla anıyorum. Evet, sevgileri, saygıları iletelim bize, Karşıyaka camiasına. Sürece birlikte hep göreceğiz. Bir Süper Lig yolunun daha sonuna geldik. Afyon Girgen, Karşıyaka teknik adamı bizlerle birlikteydi. İyi bir sürecin, iyi bir periyodun içindeler. Bakalım sonunda gelecek nokta ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle, keyifli bir salı akşamıyla birlikte huzurun yanınızda olduğu bir hafta arası sizlerle olsun. Şen ve sen kalın.